Anlamak için soran program gerçek fikri neden herkese merhaba. 31 Mart seçimlerine doğru iki hafta kaldı. 14 gün tam iki hafta kaldı. İlk haftalar adayların belirlenmesi süreciyle geçti. Kim aday olacak, kim olmayacak, hangi isimler öne çıkar, hangisi aday olabilir. Bunlarla tartıştık. Sonra adaylar belli oldu. Kim nasıl bir kampanya yapacak, neler öne çıkacak? ve tabii genel siyasi tartışmalar başlıklarla gitti. ittifaklar tartışıldı. Kim kimle nasıl yan yana gelir? İttifaklar olur mu, olmaz mı? Bunları tartışıp geçti ama nihayetinde adayların tamamı belli olup da sahaya indiklerinde, miting meydanlarına çıktıklarında, televizyon programlarına katıldıklarında söyledikleri, anlattıkları, yaptıkları her şey yani soyut olan bir seçim somuta döndüğü andan itibaren artık onları konuşmaya başladık. Ne dediler, ne yaptılar, ne doğruydu, ne yanlıştı? Bunları e, konuşmaya başladık. Bu akşam da e, biraz ortaya çıkan bu somut durumun hem analizini yapalım hem tartışmasını yapalım diye e, düşünüyorum. Peki kimlerle? Ankara Stüdyo'da Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, hoş geldiniz. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi Öğretmenisi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yazar Şükrü Şükşahin. Hoş geldiniz. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük. Hoş geldin Cem. Hoş Ve buldum. Ankara Stüdyo'da iki değerli konuğumuz var. Ee, Şaban Sevinç, bizim TV yayın yönetmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren Bey, teşekkür ederim. Herkese selamlar. Ve Panorama Türkiye Araştırma Direktörü Osman Sert. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Eren Bey, İyi akşamlar herkese. Şimdi e, bizden önce de Sayın Ulaştırma Bakanı vardı Abdülkadir Ulaloğlu. Ee, uzun uzun bu metro ya bugün günlerden metro diyebiliriz yani Ekrem İmamoğlu'nun e, açılış e, yaptı. Çekmeköy Sancaktepe Sultan bile metro hattının Çekmeköy Samandıra birinci etap e, açılışı. E, akabinden de e, Sayın Bakan da uzun uzun e, anlattı. Benim çıkardığım sonuç şu. Bu konunun uzmanlar yani projelerin içerisinde olanların bile hem fikir olup anlaşamadığı bir konu. Yani çünkü yayın esnasında mesaj da e, geldi. Hayır öyle değil Sayın Bakan dediği gibi değil dedi. Kı Sayın Cem Bakan da uzmanlık söyledi. gelişti. Muhtemelen bizi aydınlatacak metro konusu. Ya o hayır ben şöyle düşünüyorum. Onun için ben hani bunun için tekniğine hiç girmeyelim. Benim <laughs> gibi projelerin içerisinde olanların uzlaşamadığı bir konudan bizim bir hmm. e, şey çıkarmamız çok zor ama bugün şöyle bir olay oldu. Bu metro sınavını büyük başarıyla geçtik dediği bir konuşma yapıyordu e, Ekrem Bey. İşte 65 kilometreyi 8 kilometre gibi gösteriyorlar. Daha önce de e, söyledim. Bu yana inananlar oldu. 8 adım atıp 8 kilometreyi işte bu kadar metre yapıldı diye anlatmaya çalıştılar derken miting vatandaşların arasından bir e, vatandaş Kur'an-ı Kerim çıkardı. Salladı. Hani herkes ona bir şaşırdı ilk önce. Ne oluyor, ne bitiyor? Ekrem İmamoğlu'na bir yanıt verdi. Orada onu sallayan kişinin ne dediği anlaşılmadı, duyulmadı. Ve valilik çok hızlı bir şekilde kişinin kim olduğunu, ne olduğunu hemen açıkladı. O açıklamayı da paylaşmak istiyorum. Çünkü bugünün konuşulan konularından bir tanesi buydu. Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında BK adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştiği protesto olayına ilişkin incelemelerdi. BK adlı şahsın tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı, ihlali suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu 2022 yılında Rize l -tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bir böyle ya ne oluyoruz dediniz mi? Bir de hani valinin açıklamasının ötesinde başka bir bilgi var mıydı? Bunu hızlıca izleyenleri bilgilendirip e, geçelim. Cem küçük var mı? E, valinin açıklamasının haricinde başka bir şey? Valla vali beyin açıklaması dışında herhangi bir şey yok. Yani bize Hı -hı. de gönderdi vali bey. Ya daha önce tehdit, hakaret, mala zarar vermeden e, zarar görmüş biri yani Rizeli tipi cezaevinde kalmış. Örgüsel irtibatı yok. E, kendi başına hareket ettiği şimdilik varsayılıyor. Şükrü Bey, öyle bir şey sizde başka yani. bir bilgi var mı? Yok yani bireysel bir eylem gibi. Bireysel görülüyor. bir eylem. Ve de şey ama burada şöyle bir şey oldu. Bunun işte İmamoğlu'nun ekibinin bir kurgusu oldu, tiyatro oldu belirtildi. Hemen İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama istendi. İçişleri Bakanlığı da valilik eliyle açıklamayı yaptı zaten. Evet yani çünkü her şeyine rağmen yani tartışması bol o anlamıyla bir e, tansiyonu var ama bu tansiyon moral bozucu bir tansiyon değil. Seçime gölge düşecek bir tansiyon değil. E, umarız e, bu ve benzer olaylarla evet. karşılaşmaz normal siyasetin tartışmalarını yapmaya e, devam e, ederiz. Peki aynı e, şey içerisinde e, yine e, Sayın İmamoğlu dedi ki bu işte metroyu kim yaptı kim yapmadı tartışması. Kim ne kadarını yaptı, kim ne kadarını yapmadı tartışmasında şöyle bir göndermede bulundu. Onlar işi başlattılar. İhaleyi yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama kendilerine 16 milyon İstanbul adına bir soru da sormak isterim. Öyle işi oraya buraya çevirip evirip başka bir yere taşımanın bir anlamı yok. Bakın 2017'nin başında sözleşmesi imzalanmış bu projeyi sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 16 milyon İstanbul'un bunun sebebini bilmek zorundadır. Sonrasında da diyor ki ee, şş, bir metro projesinden başlatıyorsunuz. %4 seviyesi %4 nedir biliyor musunuz? ...birkaç tane şaft açmaktır, şantiye kurmaktır. Ve ondan sonra da hatırlayın o dönem Rahmetli Kadir Topbaş'ı görevden aldılar. Öyle Rahmetli Topbaş'a bugün şirinlik yapıp Kadir abi diyenler ellerini sıkmadılar. Ben biliyorum ellerini sıkmadılar diye Kadir Topbaş'ı miting alanından e, andı. Bir kere bu anmayı siz neye bağlıyorsunuz? E, yani çünkü o Türkiye İttifakı İstanbul İttifakı tartışması çerçevesinde geniş bir yelpaze yakalama meselesinde miting alanından Kadir Topbaşı bu şekilde anmak sizce olabildiğince en geniş kitleyi kavrama konusu mu? Yok orada başka bir durum var. Şimdi AK Partililer kendi icraatlarını anlatırken yani Kadir Bey'in 5 yılıyla Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılını mukayese ediyorlar. Yani altyapıdan yol genişletmeden, su temininden baraj altyapısından yani 15-20 kalemde mukayese ediyorlar. Ortalama yani Kadir Bey'in mesela toplam %81 performansı varsa buna karşılık İmamoğlu'nun %20'lerde kalıyor. Bir yönüyle aslında İmamoğlu kendi icraatlarıyla Kadir Bey'in icraatlarının karşılaştı, karşılaştırıldığını biliyor. Geçtiğimiz hafta burada şey vardı, Mustafa Ilıcalı vardı bu metro meselesinde metre metre anlattı. Bir 1 metroda 148 metre, ötekinde 2 kilometre, ötekinde 4 kilometre. E topluyoruz 8 kilometre ediyor. Bunu ne 60 yapabilirsiniz ne 0 yapabilirsiniz. Yani teknik adam olduğu için, yani bu konularda da büyük şehirde çalışmış, şeyi de var. Yani e, entelektüel saygınlığı da var. Gel ki mesela sola göre kendilerinden olmayan birisinin kolay kolay entelektüel saygınlığı olmaz ama olmuş Mustafa Hoca'nın yani bir türlü İTÜ'de hocalık yapmış, işte büyük şehirde çalışmış falan. Şimdi dolayısıyla Kadir Bey de şöyle diyor. Madem o kadar kıymetliydi, iyi bir adamdı. Niye görevden aldınız? Fakat şöyledir. Bir kişinin kendi iktidar döneminde yaptığı hizmetlerin o başkadır. Siyasi olarak görevden alıp alamaması başkadır. Bu arada biz yani bu bilgilerle yeni karşılaşmıyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili İmamoğlu'ndan daha çok çalışarak belediye meselelerini. Yani bütün detayları hangi işi ne kadar yaptı ne kadar yapmadı. Şeyde İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantı yaptılar. 50'ye yakında gazeteci vardı. İki defa yaptılar. İstanbul'un kayıp bin günü diye bir program yaptılar veya kayıp yılları. Orada yaklaşık başkanın 150 tane vaadini sıraladılar. 150 kalem vaadde bulunmuşlar. Karşısına da şöyle bir tabloda yazdılar. <laughs> Tamamını yaptı, bir kısmını yaptı, hiç yapmadı. Toplamda yapılan hizmetlerin oranı yüzde on olarak çıktı. Yani hatta şöyle bir ifade kullandı Tevfik Göksu. Dedi ki ya bu hakaniyetle olmak lazım. Bunu biz rakamsal olarak almıyoruz, sayısal olarak alıyoruz. Mesela bir metro yatırımı bin tane yani bir kilometrelik metro yüz tane şey anaokulu eder. Hani rastgele söylüyorum. Dolayısıyla biz burada hakaniyetli davranıyoruz. Her kalemi kendi içinde alıyoruz. Metroda şu kadar, anaokulunda şu kadar. Yani kendi vaat ettiklerini, kendi yaptıklarına mukayese ettiğimiz zaman... İmamoğlu'nun yapabildikleri yüzde %15. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında siyasi atmosferi de etkileyen bir şey oldu. E, tamam Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bu işte 2019 yılındaki para sayma meseleleri tartışılırken İmamoğlu iki tane yayına çıktı. Mesela dikkat ederseniz kendi vaatleriyle alakalı birçoğunu hatırlamadı. Ya vaat ettiği meseleyi hatırlamadı. Ya yani şöyle düşünün bir belediye başkanının işi nedir? Mesela sizin işiniz moderatörlük, bizim işimiz araştırmacılık, ek gazetecilik. Yani bir kişinin en fazla bileceği şey kendi yaptığıdır. Aynı şeyi yani belediyedeki bir meclis üyesine ya da şeye bir genel sekreteri ya da Tevfik Göksu'ya e sorsanız çatır 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 bütün hikayeleri ezberebilir. Kendi işi olmadığı halde burada da biraz şöyle bir şey var. Acaba vaat ettiklerini yapma konusunda bir umursamazlık mı var? Gündeminde mi yok? Daha çok siyasal gündemlerle meşgul olduğu için zaten AK Parti politikasını şunun üzerine kuruyor. Diyor ki İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yoktur, İstanbul'u da yoktur. İstanbul'u sadece bir gelecekteki siyasi hedefleri için bir şey merkez olarak, alan olarak kullanıyor. Onların eleştirisi burada yoğunlaşıyor. İmamoğlu da diyor ki, madem Kadir Bey öyleydi, elini sıkmadınız, bu kuşatıcılıktan ziyade Kadir Bey üzerinden kurulan dili etkisiz hale etkisiz getirmeye çalışıyor. Peki, şu şey kısmını Şaban Sevinç'e sorayım. Hemen İhsan Aktaş aslında analizinin belli bir kısmını getirdi evet. ve Sayın İmamoğlu'nun işte televizyon ve işte yayın performansı i̇şte iki orada şöyle bir, bir haber tutuyor. var. Ee, o şey meselesini Fatih Keleş meselesini İmamoğlu zihninde hikayelerin başka türevlerinde bildiği için, ...bence gereğinden fazla onun zihnini meşgul ediyor o mesele. Ona hani medyanın şey yaptığı gibi böyle kumpas falan filan diye bakmıyorum o mesele. Bu anlamıyla yani şey ayrıca tartışırız aslında adayların performanslarını tartışacağız bugünün konusu ama... ...hem onu sorayım İhsan Aktaş bunun konusunu açmışken bu vaatleri hatırlayamam meselesi üzerinden gelen eleştirileri... ...bu bir psikolojik efekti de olduğum bunun bir de hani işte... Kadir Topbaş'ı e, anması e, ve onun üzerinden bu metro meselesine dair bir açıklama yapması nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet teşekkür ederim. Şimdi tabii Kadir Topbaş'ı anması, Kadir Topbaş tabii saygıdeğer bir siyasetçi olarak, hani İstanbul e, eski Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün İstanbullular tarafından genelde hani oy vermeyenler tarafından da sayılan, sevilen bir hani İstanbul Beyefendisi de deniliyor kendisine. O yönüyle bir şey var. Ee, hani İstanbullular nezdinde bir e, nasıl diyeyim bir bir itibarı var, bir e, sevgi var kendisine karşı, rahmetliye karşı. Ve ama e, bir haksızlığa uğradı Kadir Topbaş değil mi? Hem işte Kadir Topbaş'ın çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu sık sık söylüyorlar Ekrem Bey'le kıyaslarken vesaire. Hem de bu çok başarılı buldukları AK Partili e, belediye başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı Adeta ağlaya ağlaya zorla istifa ettirdiler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından. Yani Kadir Topbaş e, rahmetli olduğunda e, partisine e, küs e, ayrıldı bu dünyadan. Bunu hani bütün İstanbul yani İstanbul'un ötesinde bütün hani bu işlerle ilgilenen <laughs> özür dilerim kamuoyu biliyor. Dolayısıyla orada e, Kadir Topbaş'a karşı e, AK Parti'nin bir e, mahcubiyeti var. Nitekim Ondan sonra da işte seçimi kaybettiler Ekrem İmamoğlu'na karşı. Ee, şimdi herhalde Ekrem Bey de bu duyguya yönelik bir anımsatma yapmak amacıyla zannediyorum Kadir Topbaş'ın adını anıyor hem de ona işte bir nevi miting meydanından bir işte bir saygı göndermesi bir rahmet göndermesi yapıyor diye ben anladım. Yoksa hani durduk yere işte rahmetli olmuş bir e, eski belediye başkanının eski bir siyasetçinin miting meydanında anılması hani başka bir anlam ifade evet, bir etmez diye geliyor. Evet. da bana. var. Evet. E, sonuçta bu metro evet. meselesi üzerinden yapıyor Yani Çünkü bir de hani siz e, siz evet. soruyu sorarken de söylediniz ya yani hani İstanbul İttifakı mı Türkiye İttifakı mı? Hı hı. Şimdi Ekrem Bey e, sürecin başından beri yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra e, bir İstanbul İttifakı na vurgu yapıyor ama yeni çıkarmadı bunu İstanbul ittifakını büyüteceğiz genişleteceğiz diye bu e, yerel seçim sürecine yeniden işte girdi soyundu şimdi Kadir Topbaş'ın adını anmasında onun da biraz gelpazeyi geniş tutabilmek adına. Evet, yelpazeye geniş tutabilmek adına nitekim nitekim yani Ekrem Bey'in çevresiyle işte araştırma ekibiyle zaman zaman görüşüyoruz nedir durum diye hani bilgi almak için. Söyledikleri Ak Parti'den Peki. de Ak Parti seçmeninden de ciddi oranda kendilerine karşı bir sempati ve bir Bu yöneliş olduğunu geniş tutma ifade ediyorlar. meselesini Osman Bey'e de soracağım, şu boyutla soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki e, milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsiyle meselemiz yoktur. Üzüntümüz, kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine, sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlardır. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birliğini hala rahatsız ettiğini, olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantıları uzantılarıyla el ele vererek da beklediğini her fırsatta ispatlıyor. Böyle bir konuşma yaptı. Murat Kurum da benzer bir konuşmayı dün yapmıştı. burada CHP kazandırmanın ne anlama geldiğini yeniden Refah Partili seçmenimiz de, Saadet Partili seçmenimiz de, Gelecek Partili ve Deva Partili seçmenimiz de net şekilde biliyor. Sandıkta milletimizin geçmişe dönüp bakarak bu oyların kime nasıl faydası olduğunu düşünerek hareket edeceğine inanıyoruz. Refah Partisi'ni, Saadet'i, Geleceği ve Deva'yı e, sayarak, somut isim vererek CHP kazandırmanın ne anlama geleceğini. Burada da işte tek parti faşizmi, kalıntısız, zihni, kalıntısız zihniyet kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız etti. Aslında yani birbirine çok yakın iki açıklama. Hani bir kampanya stratejisinin bir ayağını işte Murat Kurum öbür ayağını Cumhurbaşkanı ifade etmiş gibi bir senkron var burada. O anlamıyla sen Osman Sert kazanarak davasına katkıda bulmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlar dedikleri kurumun Murat Kurum'un adlarıyla saydıklarımı, e, o partiler mi ve Erdoğan'ın vurguladığı kazanımlar neler? Rahatsız olan elitler kimler? Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii sadece bu iki açıklamadan hareketle söylüyorum. AK Parti bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek genel seçimlerde, gerek yerel seçimlerde AK Parti'nin son 20 senesinin, 22 senesinin özellikle de 15 senesini damga vuran Hizmet siyasetiyle oy almayı tercih etmişti. Fakat sadece bu iki açıklamaya tabii ki başka açıklamaları da var. Baktığımızda AK Partili kazanmalı değil, AK Parti kazanmalı değil, CHP kazanmamalı üzerinden bir söylem kurduğunu görüyoruz AK Parti'nin. Bu aslında AK Parti'nin geçmişiyle son 3-5 sene içerisinde belki biraz daha uzunu var ama farklılaşmasının bir göstergesi. Zaten AK Parti'nin nereden nereye geldiğine baktığımızda da 1994'te bu çizginin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melik Gökçek'ti. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı da Turgut Altınok. Bu çizginin tam olarak nasıl evrildiğine dair bize önemli bir fikir veriyor. Aslında Ekrem İmamoğlu da Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Kurum'un söylediklerine cevap veriyor yaptığı açıklamada. Yani siz o yelpazeyi geniş tutmak dediniz. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı en önemli bence farklılık CHP'den farklılaşan zaten bu söylemleriyle Erdoğan'ın ve Sayın Kurum'un çizmiş olduğu CHP parantezinin içine sığmamaya çalışıyor. Bunun dışına çıkmaya çalışıyor Sayın İmam oldu ki 2019'dan beri böyle yani Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okumaktan tutun yine 2019'da gayet iyi hatırlıyorum kendisine sorulmamış olmasına rağmen biz İHA ile son derece yakın ilişkiler kuruyoruz diyor İHA Ak Parti seçmeninde muhafazakar seçmende sembolik anlamı çok önemli olan bir kurum yani ben sizin ötekiniz değilim benden korkmanıza gerek yok demeye çalışıyordu biz bunun yansımasını yani Ekrem bu, bu, bu söylediğiniz kampanyada da Sayın görüyoruz. Bu söylediğiniz şu anlama gelir mi? Ee, gri kalmasın diye söylüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi algısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi algısı o anlamıyla birbirine yakın mı? Değil. İmamoğlu başka bir algı üretmeye çalışıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gayet net bir şekilde kazanımlar derken Türkiye'de muhafazakarların özellikle AK Parti iktidara gelene kadar devlet kadrolarından dışarıda tutulması, askerden ihraç edilmesi, başörtüsünün üniversitelere girememesi gibi birçok kendi seçmeninin sinir uçlarına dokunacak güçlü hafıza olan kolay kolay da önümüzdeki 10 sene içerisinde bile ben silinme... Senin mümkün olmadığı sinir uçlarına dokunuyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında ve o sinir uçlarıyla rekabet ediyor. Az önce verdiğim örnekler buydu. Kadir Topbaş örneğe de verirken AK Parti seçmenine ben sizin ötekiniz değilim demeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum CHP'yi dolayısıyla İstanbul'da Ekrem Kurulmu bir öteki olarak tanımlamaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu da buna karşı bir e, süreç yürütüyor ve ben sizin ötekiniz değilim diyor. Ve bunu yaparken sadece AK Partililere karşı da söylemiyor. AK Partililere Kadir Top, ki şunu da kabul edelim, eğer Kadir Topbaş 2019'da aday olsaydı muhtemelen o kadar küçük bir oy farkı olmayacak. Ve biz bugün Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından da bahsediyor olmayacaktık. Kadir Topbaş e, üzerinden AK Parti seçmenine... Oradaki olumlu hadiseleri de kendisinin sahiplendiğini söyleyerek bir duygudaşlık kurmaya çalışıyor ama sadece AK Parti değil. Mesela ben Türk kimliğimle gurur duyuyorum, Türkçe benim için çok önemli derken milliyetçilere dair bir mesaj veriyor ama neden Kürtçe bilmiyorum derken? Ya da yine burada tartıştık Burcu Köksal'ın DEM Partisi'ne karşı söylediklerinde çok net bir itiraz e, dile getirirken Kürt seçmenle arasındaki bağı korumaya çalışıyor. Bir merkez sağ siyasetçi olarak toplumda Kürtlerle, muhafazakarla, milliyetçilerle ve CHP'den gelen CHP kimliği baskın bir kişi olarak da seküler sol seçmenle bir diyalog kurarak bu e, AK Parti'nin temsil ettiği iktidar ittifakına bugün muhalefette bir ittifak yok kendisi bir İstanbul ittifakı kurarak dilini de bu şekilde kur, kurgulayarak buna direnmeye çalışıyor ve CHP parantezine hapsolmamaya çalışıyor. İktidarda CHP parantezine hapsetmeye çalışıyor. Her ikisi de anlaşılır. Çünkü iktidarın geçtiğimiz 2023 mayısındaki bu stratejisi tuttu. CHP'nin genel başkanını seçtirmeme stratejisi başarıya ulaştı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansı, seçim kası, seçim ekonomisi de işe yaradı. Ekrem İmamoğlu da buna direniyor ve dolayısıyla ben bu dilin kurgulanmasını bu anlamda bir çabanın sonucu olarak görüyorum. Şu ana kadar da çok başarısız değil açıkçası Ekrem Mamoğlu'nun kurguladığı değil Bu gerçekten sonuç verir mi? Bunu da seçimde göreceğiz. Peki o zaman benzer bir soruyu farklı boyutuyla e, Turgay Yerlikaya'ya da sormak isterim. Şimdi Osman Sert de şöyle bir vurgu yapmış oldu. Aslında e, bu rekabette stratejik olarak taraflardan biri yani Cumhurbaşkanı ve Murat Kurum e, bu şey e, kanat rakibini Cumhuriyet Halk Partisi parantezi içerisinde çerçeveleyerek mücadele etmek isterken Ekrem İmamoğlu da o çerçeveye girmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınırlarını aşan bir toplama ulaşmak için dilini buna oturtuyor diyor. Bir, böyle bir çerçeveye sokmak ya da sokmamak tartışmasından bağımsız olarak ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'yle yarışmak gibi bir durum ee, söz konusu mu? Yoksa Özenli bir e, stratejiyle, taktikle İmamoğlu hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece oransal olarak aşmak değil de taban olarak da bir ittifakla aşmak gibi bir şeyi pratiği başarabilir mi? E, i̇ki hafta içerisinde bu iki taktikten hangisi nereye doğru gider? Şimdi aslında İmamoğlu'nun özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınırlı ve seçimlerle değişmesi çok da mümkün olmayan, bir, %20 ile %25 arasına sıkışan tabanını, genişletme gibi bir gaye içerisinde değil. Bunu e, değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki daha etkili organlarda ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesinde, geleceğe ilişkin politik projeksiyonunda bir değişim yapma kapasitesine sahip olması gerekiyor. Ya da bu projeksiyonu partiye bir biçimde zerk etmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi yönetmeye dair bir projeksiyonu olmadığı için, bence İmamoğlu'nun burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden aynı şekilde, aynı... Taktikle Mansur Yavaş'ın Ankara'da partili kimliğinden sıyrılmak suretiyle bir tür Türkiye ittifakına oynama ve Türkiye ittifakının özellikle İstanbul'da düşündüğümüzde İmamoğlu açısından seçmenin bu kadar değişik makaslarda değişik akslarda olmasını da gözeterek bir biçimde o Türkiye ittifakına partili kimliğinin üzerinde bir vurguyla daimi surette mesajlar veriyor. Ama şunu da unutmayalım. Bu mesajların nihai kerti de İmamoğlu'nun algılanışı açısından hem kendi siyasi geleneği ki burada merkez sağın önemli ölçüde etkisi var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bünyesi içerisinde siyaset yapan bir figür, bir aktör olarak da karşımızda. Zaman zaman zorlanıyor Türkiye İttifakı ile ilgili mesajlar. Türkiye İttifakı'nın içerisindeki bu dem seçmeni, muhafazakar, demokrat seçmen, AK Parti'ye bir biçimde mesafe oluşturan seçmen bunlara ilişkin çeşitli mesajlar veriyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partili aktörlerin bu seçmen kitlesine ilişkin rencide edici açıklamalarında Burcu Köksal'da olduğu gibi doğrudan partinin de üzerine geçmek suretiyle hatta Özgür Özel'in de fevkinde bir cevapla bu anlayışı bertaraf etmek istiyor. Çünkü İstanbul'da kazanması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi siyasetine entegre olması gerekiyor belli meydan okumalar, belli zorluklar, belli riskler var İmamoğlu açısından. Onun için bu riskleri bertaraf etme adına kendi siyasi geçmişi ya da kısa dönemli açıklamalarını da paranteze almak suretiyle farklı aksiyonlar üretiyor. Mesela bugün Ayasofya'da sabah namazına gitmesi ya da zaman zaman dindar mütedeyyin kesimle ilgili bir açıklama yapması ya da dem mevzu bahis olduğunda benim Kürt seçmenle aramda herhangi bir kurumsal otorite yok. Ben doğrudan onlarla irtibat kurabiliyorum demesi Meral Dönüş Beştaş buna tepki gösterdi. Buna tepki gösterdi hiç kuşkusuz. Çünkü önemli ölçüde kendi seçmen kitlesinin kendilerini dinlediği, partinin seçmenini mobilize ettiğini biliyor. Onun için partiyle ilgili, seçmenle ilgili bir karşılık bulmak istiyorlarsa muhatap burada diyor. Kendileri açısından anlamlı. Ama İmamoğlu açısından dediğim gibi belli bir takım riskler var ki şeyi hatırlayalım. Altılı masa içerisinde de İmamoğlu özellikle altılı masanın çeşitli handikaplarını mesela HDP'nin dışarıdan dahil oluşuyla milliyetçi hassasiyetleri, milliyetçi oyları tedirgin etmemek için İmamoğlu'nun Karadeniz'deki milliyetçi oylara oynama ve oralarda mitingler yapma tıpkı Mansur Yavaş'ın İç Anadolu'da yaptığı gibi çeşitli aksiyonlar üretmişti. Ama 14 Mayıs öncesinde gördüğümüz gibi bu aksiyonlar belli bir tutarlılık içerisinde olmadığı için yani parti ile İmamoğlu arasında ideolojik olarak da çeşitli farklılıklar olduğu için e, ciddi risklerle karşı karşıya seçmen Şu lezzinde. soruyla geçeceğim. Buna yanıtınızı kısa alayım. Bu, bu soruyla e, Şaban Sevinç'e geçeceğim. Ardından da Cem Küçük'e geçeceğim. Şükrü Bey'e yani. Evet Şükrü Bey'e. Evet e, Şükrü Bey'i gösterip e, Şaban Sevinç dedim. E, Şükrü Bey'e doğru söylüyor. O da şu. Sizce çünkü bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun işte... eee genel başkanlık yarışı süreçlerinde, kurultay süreçlerindeki aktif rolü, e, partideki etkisi de tartışılıyor ya. Sizce mesela onun kafasındaki Cumhuriyet Halk Partisi, mesela Cumhurbaşkanı'nın burada tarif ettiği şablon içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı, aynı mı? Yoksa bu şablondan, buradaki tariften İmamoğlu da rahatsız ve o da bundan mı? Önemli, mı çalışıyor? önemli ölçüde ee, şikayetçi eğer şikayetçi olmasaydı Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle özdeş bir biçimde hareket eder ve İstanbul'da o Cumhuriyet Halk Partili kimliğini afişlerde, seçim propagandalarında ve siyasal iletişim pratiklerinde çok açık bir biçimde görebilirdik. O kimliği paranteze almak suretiyle İstanbul yarışını kazanabileceğini düşünüyor. Ben de aynı kanaatteyim. Ama bir yandan da sizin bir partiniz var ve 28 Mayıs öncesindeki ittifakınızı ne olursa olsun sebebi kaybetmişsiniz. Bunu yeniden kurmak için İstanbul İttifakı ya da Türkiye İttifakı gibi söylemlerle hareket ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın bu şeyle ilgili iki cümle etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın buradaki Murat Kurum'un da örtüşen açıklamaları doğrudan aslında muhafazakar ve mütedeyyin seçmene ilişkin bir çağrı barındırıyor. Çok dikkat çekilmesi gereken bir husus. Ben yani yeniden refahla ilgili de yazdım tartışmaları. Bu, bu işin bu kısmını ayrı bir soru olarak soracağım. Şöyle çok kısa bağlayayım. Cumhurbaşkanımız seçmenle elitler arasında dikkat edilmesi gerekiyor. Çok ciddi bir ayrım yapıyor ve halen Cumhurbaşkanımız hem yeniden refah hem de diğer seçmene ilişkin anlamlı mesajlar veriyor ve elitlerin burada müzakereyi yürüten aktörleri de kastediyor olabilir. Aksine hala seçmenle bir duygusal bağ kuruyor. Çünkü, çünkü o seçmenin nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlamlı bir karşılığı var. Şahin, Burada Cumhurbaşkanının tarif ettiği Cumhuriyet Halk Partisi aslında bizim 2008'lerde, 2007'lerde Türkiye'de yaşadığımız AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi tartışmalarının en klasik versiyonuydu. İşte o başörtü tartışmalarının da olduğu dönemlerde daha çok Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da başbakan olduğu dönemdeki tartışma eksenleri böyle bir hattan gidiyordu. Şimdi Ekrem İmamoğlu ise sanki onun antitezi bir yerden hani işte hem mehter hem senfoni hem e, şey e, camide cumada ama hem işte e, seküler hayatın içerisinde bütün şeylerle uyumluluk gibi. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu hakikaten ya sandıktan çıkarsak böyle çıkarız. Alacağımız maksimum oy Böyle mümkün gibi bir siyasi pragmatizm mi böyle yapıyor yoksa onun kafasındaki Cumhuriyet Halk Partisi bunun alternatifi bir buradaki şablonun tarifin alternatifi bir e, Cumhuriyet Halk Partisi mi? O anlamda o çok konuşulan e, dönemden yeni CHP yeni CHP diye konuşulan Kemal Kuşoğlu da konuşulmuştu. Aslında bir yandan da alttan bu mu işliyor geleceğin CHP'si gibi bir şey de mi işliyor? Yani bir kere zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği şablon CHP şablonu da değil ki onun için aklında öyle bir şey zaten olamaz yani. O şablon bambaşka bir şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi iteklemek istediği ya da seçmen nezdinde yapmak istediği bir algı ile ilgili bir olay. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgili kararları bile ki hatırlayın mesela kendisinin milletvekili olma yolunu açmış bir partidir. Yani. Sadece bir örnek olarak söyleyecek olursam ama Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz seçim kazanma odaklıdır, seçmen odaklıdır. O nedenle mesela aynı yoğunluğu keşke enflasyon konusunda gösterebilseydi. Mesela bugün de söylüyor düşecek diye ama düşmüyor. Yani üstelik kendisi dünyaya örnek bir inan inanetti halde tablo ortada Türkiye enflasyonunda şampiyon. O nedenle yani Sayın Cumhurbaşkanı bu tabloyu göz ardı edebilmek için seçmen nezdinde muhalefete ki bütün bakın 20 yıllık politikasının özellikle son 10 yılında en büyük argümanı muhalefete e, eleştiri yapmak ve bugün dahi söylediği şey muhalefet bizi engelliyor. Muhalefet bizi engelliyor. E yapamıyor. Yani muhalefet Allah aşkına böylesi devası bir güç. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş yargının, yasamanın, yürütmenin yani her açıdan e, iktidarla ve cumhurbaşkanlığa bağ ortadayken hala bunu muhalefete bağlamak başarısızlıkları çünkü tabii Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti'de bu ülkede dün iktidar oldular. 22 yıldır iktidar değiller. Ve de Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kaparsa bir tek AK Parti'den sorulmaz. Ama Hazreti Ömer'den sorulur. Şimdi bu felsefeye inanmış e, siyasetçilerin bugün e, söylemlerini duyunca insan şaşkınlık geçiyor. Yani buna karşı Ekrem İmamoğlu'nu bence şöyle görmek lazım. Yani işte efendim e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde... Karadeniz'i dolaştı, şunu yaptı, bunu yaptı. Bunların hepsi doğru. Ama bu, bugün bir yerel seçimle karşı karşıyayız. Ve Ekrem İmamoğlu kendisine o istiyor. Sandıkta olan kendisi. Ve aday olduğu yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Burada kendi performansı öne çıkıyor. Ve seçmende de diyor ki bana oy istiyorum. Peki ben kimim? Ben diyor Cumhurbaşkanı gibi bir siyasetçi değilim. Hani Klasik karşılaştım bunun için söylüyorum. Ben herkese eşit mesafedeyim ve benim inancım, anlayışım, siyasi olaylara bakışım, hizmete bakışım, kente bakışım, bakın böyle böyle. Yani şimdi bakıyorum yok orada namaz kıldı, burada namaz kıldı. Ekrem omoğlu bu seçimden önce namaz kılmıyor ya da Hayır, Ayasofya 2019 ile ilgili, seçiminden ilgili, önce Ayasofya de namaz ile kılmadım. ilgili Açılması ile ilgili tavrı Her yerde Ekrem İstanbul'u hatırlatmak benim istedim. bildiğim Ekrem Momoğlu İstanbul'un belki de yüzlerce camisinde namaz kıldı. Hep aynı yerde de kılmıyor zaten. Şimdi ya bizim onun bunları namaz kıl, kılmaması ilgili dinler bakın, kimliği bunları, ile ilgili bir şey açılması ile ilgili eleştirisine binaen bunu söyledim. Bunları konuşmak evet. bile bence aslında gerek yok. Yani siyasetin Böyle dinsel e, e, tanımlamalar ya da e, temeller üzerinden yapılması çok da şey değil. Ama şu var, Ekrem İmamoğlu bunları yaptığında örtüşüyor yaşam tarzıyla, inancıyla, felsefesiyle örtüşüyor. Örtüşmeyen bir şey yok. Milliyetçilik açısından, milliyetçi seçmenin hitabında da aynı şey var. Ama ne diyor? Ben diyor... Dünyanın en demokrat belediye başkanı olma iddiasındayım diyor. Beş yıldır da bunu uygulamaya çalıştım. Ne yaptım diyor? Hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet yaptım diyor. Yani ötekileştirmedim kimseyi. Ya ötekileştiremem çünkü ben zaten bunları hissediyorum. Ya işte keşke Kürtçe bilseydim. E ama Türk'üm. Şimdi bunları hepsini Osman Bey gayet güzel ortaya koydu. Bunları ortaya koyarken bunun hiçbirisi üzerinden düşmüyor. Tam tersi de diyor. Evet bu insan böyle. Felsefesi de böyle. O nedenle Ekrem İmamoğlu bu seçime e, aday olurken de 5 ön, sene önce olduğu gibi yine diyor ki ben buyum diyor. Ve ben buyumu anlatmaya çalışıyor. E, eksik bir şey de bırakmamaya çalışıyor. Bir siyasetçi olarak bütün bu diğer partilerin tabanlarından ne kadar oy alabilirim diye. Ben mitinglerine gidiyorum insanlar geliyorlar tanıdıkları için. inanın sadece CHP'liler gelmiyor size onu söyleyebilirim. Yani, yani sahada bunun karşılığı oluşuluyorsunuz. Evet, oluşuyor. Çünkü kullandığı dil ve de dediğim gibi yaptıkları. Bana sorarsanız iktidar şöyle bir şey yapıyor. Zaten bütün hem cumhurbaşkanı hem bütün bakanlar ve de bütün adaylar Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler, oradan Ekrem İmamoğlu'na laf yetiştiriyorlar. Bu bir kere bütün dikkatleri Ekrem İmamoğlu'nun üzerine çekiyor. İstanbul'da da olan şöyle bir şey var. Temel felsefe şu bakın. Ekrem İmamoğlu hiçbir şey yapmadı. Aynen cümle bu. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bakın tekrar söylüyorum. Ya yani AK Parti uzun yıllardır iktidar ve ya biz hiç mi iyi bir şey yapmadık diye konuşan bir iktidar şimdi çıkıyor diyor ki Ekrem İmamoğlu hiçbir şey yapmadı. E bunu dediğinde işte metro Bugün de Sayın Bakan biraz önce 8 kilometre dedi. E bugün bir açılış yaptı. 2 gün sonra bir açılış daha yapıyor. Bari 8.1 kilometre denseydi yani. Hiç yerinden oynamıyor. E o metroyu kullanan insanlar var. Milyonlar. O metroda çalışan on binlerce işçi var. Bu arada grafikte galiba 8.1 kilometre yazıyordu. Gözümde <laughs> öyle kaldı. <laughs> öyle mi? 8.1 zaten. Gözümde Söyle öyle kaldı. Ben şey için. yapıyorum. Ben görmüş anasını yani. edeşi yapacağım. Sadece bugün açılan 6.5. Ya Eren Bey burada da zaten bir mutabakat yok. Örneğin Sayın Göksu sizin yayınızda dedi ki bu 47,5 kilometrelik kısım için dedi ki biz 29 kilometresini ona teslim ettik dedi. E ona baktığınızda onun rakamı yaklaşık 20 kilometre. Şey Hocam ben bu konuşur şey ikna Şimdi oldum. Ben de olarak bu konuya çalışmamışsanız, de... çalışmamışsanız bu konunun altına kalıplı kolay değil. Ben olay şu öyle mi? <laughs> yok yok e, Cem Bey de aslında bunu bence tek tarafta daha önce de hayır, söyledim anlatabilir. geçen gün tek tek siz bitirin Şimdi de bakayım, sonra kesmeyeyim. Şöyle sen. yani e, sonuçta bu hangi dönem açıldı? Önceki dönemlerde ne kadar açıldı? Kullanan yani metroyu kullanan insan öyle bakıyor. Ve toplu taşımda metro kullanımı neredeyse yüzde elli oranında arttı. Yani yüzde otuzlardan yüzde kırk geldi. Bu bile aslında bir sürü şeyi gösteriyor. Sonra hiçbir şey yapmadı. E seçmen görüyor. Mesela sel baskını, su baskınları gerçekten bu kentte eskisi gibi değil. E yeşil alanı görüyor. E 650 bin annenin kartını görüyor yurtları görüyor ki sosyal politikalar bunda bence iktidarın en çok zaten hiçbir şey yapmadı diye söylediğim söylemin arkasında gizlemek istediği özellikle sosyal politikalarda İmamoğlu'nun iktidara gerçekten e, örnek olacak icraatlar gerçekleştirmesi. Yani bu kentin Avrupa'nın en büyük e, atık, <laughs> üretme, e, atık ayıklama tesislerini kurdu. Enerji tesisleri, işte ben hatırlıyorum e, Sayın Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı olduğunda 30 tane e, viyadük açtığında büyük bir e, tur yapılmıştı. E, 155 tane mesela açıldı. Tabii ki teknoloji gelişti, aradan 20 yıl geçti. Burada saygı duyuyorum. Ama e, bunların hiçbirisini görmemek, işte e, görmemek mümkün değil. Bir de şunu yapıyor iktidar, hem hiçbir şey yapmadı diye, hem de ne diyor? vaatlere bakıyorsunuz kreş açacağız. E ama yaptı. İşte yurt yapacağız. E ama yaptı. E burs vereceğiz. E ama verdi. Ki üstelik bunlar daha önce yoktu. Şimdi bir yandan hiçbir şey yapmadı diyerek diğer yandan da onun yaptıklarını biz daha fazlasıyla yapacağız demek de seçmen nezdinde zaten bir değerlendirme sonucu oluyor. Ve buradan da Ekrem Mamoğlu yürüyor. Yani hiçbir şey yapmadı dediklerinde seçmen diyor Allah Allah. Ya bunları yaptı da dur bakayım biraz daha dikkatli dinleyeyim diye ...Ekrem onu daha dikkatli dinleyerek yaptıklarını daha çok öğrenmeye başladı. Cem küçük. Şimdi şöyle bu son birkaç günde aslında hani kampanyaların biraz daha böyle rengi daha belli oluyor. Bu Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadelerini almamın sebebi. Sen de çok yakından takip ediyorsun yani AK Parti dışındaki burada sayılan partilerin de hem siyasi geçmişini hem bugünü Burada mesela genel seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Cem şey gidiyordu. Hani altılı masa, topyekün hepsiyle birlikte bir karşı karşılık vardı ama burada şu tonu görüyoruz artık. Yani ya farkında değil misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Seçim kazanmak üzere ve siz de bu işin içindesiniz. Biz aynı yerdeyiz ve siz ayrılın dercesine bir e, vurgu var. Ve bir belleğe, bir hafızaya, bir geçmişe sürekli e, gönderme yaparak. Biz bir taraftık hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftı dercesine bir e, ayrım var. Bu anlamıyla bu dil, bu bakış açısı Türkiye ittifakı veya İstanbul İttifakı statüsünün antitezi olarak mı gelişti? Şimdi Yeniden Refah Partisi meselesi burada görülüyor. Yeniden Refah Partisi'ni yani 2-3 ay önceye dönseydik herhalde AK Parti biraz daha uzlaşmak isterdi Yeniden Refah Partisi ile. Şimdi tabii Yeniden Refah'ın da orada istedikleri hem Efkan Bey'den dinlediklerimiz hem Yeniden Refah'ın yetkilerinden dinlediklerimiz biraz şey var yani rakamlar örtüşmüyor ama diyelim ki iki tane il istemişler. O kesin. İşte biri Bilecik, biri Kütahya. İstanbul'da iki ilçe istemişler. Türkiye'de Kimilerine göre 35, kimilerine göre 100 ilçe istemişler. Ya bunlar çok yüksek rakamlar. Yani AK Parti belki bir il verilebilir bence. İstanbul'da bir ilçe ama böyle hani 3 tane il, 4 tane il, 100 tane il şey vermek akıl kârı değil. Yani şey için söylüyorum bu hani bir seçimde %7-8 alırsınız da gelirsiniz oturursunuz hani MHP gibi. Ki MHP'nin de bir beklentisi yok aslında ama hani 29 ilde aday çıkardı. Kendi güçlü olduğu yerler var. AK Parti ile yarışacağı yerler var. Çankırı gibi, Bayburt gibi, işte Karabük gibi, oralarda yarışacağı yerler var. Dolayısıyla da burada ye, oy görülüyor. Şimdi anketler, işte İhsan Bey'de vardır, kafa kafaya bir puan o önde, bu önde görülüyor. Şimdi Yenilen Refah'ın da İstanbul'daki son oyu %2.8 3'tü. Bunun %2'sini bile alsa bu AK Parti'den giden oy demek. Yani Yenilen Refah Partisi seçmenin CHP'ye oy vermesi çok mümkün görünmüyor. Yani Tabanlar çünkü aynı. Ee, oradan alıyor oyunu. AK Parti'nin küskünleri veya bir şekilde AK Parti'den Erdoğan'dan değil de AK Parti'den şikayet edenlerin oyunu alıyor. O açıdan da böyle bir şey var. Ben ama İstanbul'da hani son 15 gün kaldı artık 14 gün kaldı 2 hafta. Ee, burada anlayış değişebilir. Yani Yeniler Refah Parti seçmeni eğer e, Mehmet Bey'in kazanma şansı zaten yok ama e, işte son anda biz e, Murat Kurum'a oy verelim diyebilir. Ama ben AK Parti'nin başında bu işi biraz daha sıkı tutmalıydı. Gö görmeliydi. Yani yeniden Refan Anadolu'daki yükselişini de görmeliydi. Yani bugün şimdi Yozgat'ta... E yani bu söylemi yine desen aslında seçimde 31 Mart'ta iki hafta e kala bir taktik olarak mı yani Daha uzun yok, soluklu yok, hayır bir şey hayır. değil. Ben Erdoğan'ın bunu... Şimdi bu yeniden refah işi artık bitti. Yani yeniden refah ile bu seçim için bir uzlaşma artık 14 gün kaldı. Adayı çekeyim dese bile yani orada hani ne kadar etki eder? Eder tabii ki eder ama o artık bitti. Bence Erdoğan o bununla ilgili sorular geliyor, leştiriler geliyor. Yeniden Refah Partisi'nin yetkilileri de görüşülüyor ama burada hani bir şey Yeniden Refah'a da bir şey verilebilir. Yeniden Refah'ın istediği kadar değil. Ama bir şey olabilirdi ama belli ki onlar yüksekten bir el açmışlar. Belki de uzlaşma niyetleri yoktu. O yüzden de bir uzlaşma olmadı. Olsaydı böyle olmadı. Eğer Yeniden Refah seçime girmezse AK Parti şu an bir daha biraz daha önde bu seçimi götürmüş olurdu. Yani o kendi kitlesi çünkü AK Parti'den kolay kolay ya demiş Şükrü Bey'in dediği gibi öyle CHP'ye gideceğim bir kitle yok. Çünkü o gitse geçen sene de giderdi. İstanbul yani, için Kütahya yani, verilemez miydi? E, bir il verilebilirdi, bir iki il belki. Beş, altı il, beş, on ilçe Türkiye genelinde on, on beş ilçe verilebilirdi. Yani verilmez değildi. Ama onlar çok yüksekten el açmış. Yani iki büyük şehir, iki tane il, 100 tane ilçe, onlar 35 diyor ama o da çok yani. Hani niye versin ki bir de böyle bir şey? Yani AK Parti Anadolu'da tamam kaybet oyunu düşürecek ama AK Parti gene kazanacak. Yani diyelim ki yani Yozgat'ta bir bazı yerlerde kazanları kaybedir ama hani 60'la değildi de 45'le 50 ile gene kazanacak AK Parti buraları. Bu dedi dolayısıyla şeyim bu. Şu metro işini ben bir tamam bunu söyleyeyim. Şimdi bakın. <laughs> geçen gün burada Faruk da dün sabah vardı. Kulakları için anlattım. Ona da sordum böyle tek tek rakam. Bu defa şey şablonla anlattım yani tek tek. Hiç cevap vermedi. inanıyorum dedim. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi e, yani mübarek aylardayız. Gerçek rakamlar burada. Şimdi yalan söylemeye de gerek yok. Bir de yapılan şeyi inkar edemezsiniz. Yani hani AK Parti şimdi 22 yılda yani gidin Anadolu'da her yerde son 22 yılda öyle yol köprü diyorsunuz da yani 84'te başlayan Bol Tüneli bir yılda bitirdi AK Parti. Şimdi 30 yılda bitmeyen yollar 20 yılda. O yüzden iktidar zaten. Yoksa bir partiyi kimse kara kaşı, kara gözü, Erdoğan uzun boylu, yakışıklı bir adam diye oy vermiyor ki millet. Aslında eskiden Mesela biz hatırlatıyoruz şimdi kendi çocuklarımıza da. Eskiden derdik memur ayrı hastaneye, işçi hastaneye giderdi. Özel hastane yok ülkede doğru dürüst. Şimdi herkes her hastaneye gidebiliyor. Nasıl diyor şimdi çocuklar? Evet oğlum 2007'ye kadar böyleydi. Memurların gittiği hastane vardı, işçilerin gittiği hastane vardı. Özel hastane sayısı İstanbul'da onu geçmezdi. Hiç kimsenin gidemediği hastane. Ha, gide. Zaten sabah 2'de sabah 3'te sıraya giriyordun diye anlatıyorsun. O 2000 öncesini. Ya da işte işte ben oğla çocuklarımı götürürken işte bu metro büfleri gösteriyorsun, tramvay hatlarını gösteriyorsun, Marmara'yı gösteriyorsun, Avrasya Tüneli'ni gösteriyorsun. Yani daha bu hani doğuda da şeyde de bitmez. Yani dolayısıyla 22 yıllık iktidar zaten başarıyla olur. Tesadüf. Tesadüf bir kere seçim kazanmaktır. İkinci, üçüncü kere kazanırsan başarım vardır. Yoksa ha o her yerde de hizmet aldığın anlamına gelmiyor. işte ben bana göre milletin iradesine saygılıyım. Hiç itiraz yok ama İzmir'de bir hizmet konuşabiliyor muyuz? Şunu yaptı CHP. Yok. Ama millet oy veriyor. Eyvallah. Peki şu tartışmayı ne diyorsun? Bu bahsettiğin ne derler? Bu vurguladığın şey. Yani Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti. ki... bu kadar zaman kara kaşımıza kara gözümüze oy vermezler. Elbette. Biz nasıl seçim kazanıyoruz demişti ama. yani Ama en fazla kullanılan argümanlardan bir tanesi de. Mesela Millet ittifak gibi ittifak yok. ...ittifak yokken bile Cumhuriyet Halk Partisi ama adayı şöyle, başa baş. Başa başsa baş, başka şöyle, bir şey AK var. başka bir şey var. AK Parti demek ki 2017'den tartışıklı. beri İstanbul ve Ankara'da 2017 referandumunda AK Parti İstanbul, Ankara, Balıkesir her yeri kaybetmişti. 2018'de o darbeden sonraydı Tayyip Bey çoğu yeri İstanbul, Ankara'yı 51 ile aldı bakın 51 ile. Ama 2019'dan sonra kaybedildi. Geçen sene Kemal Bey ile Tayyip Bey yarıştılar. Ee, İstanbul, Ankara'da yine 51-49 çıktı. Ben Ankara'ya hala çok şaşkınım ama sonra düşündüğüm zaman hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ve mülteci meselesi özellikle İstanbul'da Ankara'da bundan oldu. Yoksa ona rağmen de bakın fark bir buçuk. Yani eğer ekonomi biraz iyi olsaydı AK Parti İstanbul Ankara'yı rahat alırdı. Şu metroları söyleyip tamamlayacağım. <laughs> evet, onları bakın hemen Ankara'ya geçeceğim. Sonra. Hiç kendi yorumumu katmıyorum. Kendisi de yayınladı bana. Profesör Doçent Doktor Pelin Alpkökin. Pelin Alpkökin şu an İstanbul'da genel Se sayın Ekrem İmamoğlu'nun genel sekreter yardımcısı. Raylı sistemler uzmanı daire başkanlığı yaptı 2019'da, iktidara geldi. 10 Temmuz'da, Sayın Ekrem İmamoğlu 10 Temmuz 2019'da bir rapor verdi, raylı sistemler diye. 34 sayfa, bu bende, birazdan Şükrü Bey'e de, Şaban Bey'e de göndereceğim. Kim ne kadar metro yapılmış, başlamış, hangi müteahhit almış, tek tek hepsi var. Bakın birini söyleyeyim buradan, evet. Dudullu-Bostancı metro hattı. Bu zaten bakın 2016'da yapılmış müteahhitini söylemeyeyim şey olur diye 14 kilometre bunun yüzde 90'ı AK Parti zamanında bit 2019'da yüzde 90'ı bitmiş verilmiş. Burada bakın önümde yüzde 90 Pınar Hanım'ın şeyi pardon Pınar Hanım diyorum adını söyleyeceğim tekrar Pelin Hanım'ın söylediği yüzde 90'ı bitmiş. Dudullu Bostacı ben girdim bu hatta bir, 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 kere gittim güzel de bir hat 90'ı bitmiş. Bir diğeri Eminönü Alibiyeköy tramvay attı 2019 10 kilometre bu. Bunu da bakın yüzde bir iki hattının yüzde 90'ı bir hattının yüzde 70'i bitmiş. 3 hattı var bunun. 3 bitmiş. Ben İstanbul'da yaşadığım için hakimim konuya. Sonra bir diğeri de e, esas önemli olan bu e, Kabataş, Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattı altı buçuk kilometre. Bunu da yüzde 75'in ak parti bitirmiş. Bakın Peylan Hanım'ın raporu bu 2019'da. Ben oradan aldım bunları. Zaten oradan alıyorum. Bir de Finiküler hatta açtı. Finiküler hattı 800 metre. Bunun %25'ini AK Parti yaptı. 600 metresini CHP yaptı. Ataköy 2 TL metrosu var. Bir de son onu söyleyeyim. Onun 3 hattı açıldı. Daha açılmadı. Geri kalan açılacak diyor. Bu 4 hattı topladığınızda hattın uzunluğu 36-35 kilometre. Zaten hepsini istese de kendi yapamaz. Yani 5 yılda değil. Peki ne kadarını yapmış? Hakikaten <laughs> bunun sadece 8 kilometresini, 8.150 kilometresini Sayın İmamoğlu yapmış, geri kalan AK Parti döneminde yapmış. Ben bunu nereden aldım? Hani hep bu programlarda söylüyorum ya, İBB'nin sitesindeydi bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sitesindeydi. Peki bu rapor sitedeydi, oradan aldım. Her, her İhsan Bey'e, başka arkadaşlarıma da göndermiştim bunu. Şey. Peki bu rapor şu an nerede? İBB'nin sitesinden bir buçuk ay önce kaldırdılar. Şubat başında bunu kaldırıp attılar. Ben buradan soruyorum, Pelin Hanım'ı bağlayalım yayına. Ne kadar? Ha gerçek zaten İmamoğlu yapsa ya ben şimdi niye yaptım? Mesela kent lokantası açtı bir şey diyen var mı? Ya da şey. Dolayısıyla metro hattında geçen gün burada Mehmet Akif Mehmet Yeşilkaya da sordular. O hemen e, şeye getirdi. Çekmeköy Sultanbeyli karşıdaki hatta getirdi ki o devam ediyor daha. Bugün test sürüşlerine başladı onun geçen hafta. Bittiği zaman da bitti diyeceğiz. Yani yüzde şey değil. Ha, Ataköy 2 TL metro hattının da 50'si bitmişti bu arada. Onu da söyleyeyim. Rapordan okuyabilir. Yüzde 50'si bitmişti. Şimdi yani Sayın İmamoğlu zaten hatırlamadığı için yaptığı işleri. Bu metro hatlarında bakın ona bu hatları sordu Mehmet Akif'le şey Mehmet Yeşilkaya. O Üsküdar şey Sultan Beyliği anlatmaya başladı. Halbuki mesele ki bu açtı dört tane açtı. Bir ta Ataköy 2 TL'nin 2 hat 3 hat 2 hattını açtı. Onda %50 zaten AK döneminde bitmişti. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu metro karnesi, ulaşım karnesi zayıf. Mesela onlar dünyada şöyle şey yüzde 47'den 60'a geldi. Bir de araç sayısının çok arttığını söylüyorlar. Bakın 2007'de, 2005'le, 2004'le, 2000 e, pandemiye kadar Türkiye'de araba sayısı kork yani yüzde binin üzerine çok artmış, çok daha fazla artmış. Ama trafik metrobüs daha kolaydı. Son 5 yıldır yüzde 47'den 60'a geriledi. Halbuki bu dedikleri metro hatlarının çoğunu açsalardı bir miktar rahatlama olurdu. Kabul ediyorum. Bir de diyorlar ki Hani mesela işte insan ta bir de 5 yıldır İstanbul nüfusu 300, 400 bin geriledi. Yani araç sayısı da çok değil. Araç sayısı da böyle onu da resmi rakamları TÜİK'te var, Ulaştırma Bakanlığı'nda var. Araç sayısının 2005 ile 2020 arası artışla, da 19 2019 24 arası artışı da geriledi. Ama şimdi bu rakamlarla oynuyorlar. Sayın Pelin Alpköke'nin rakamı, raylı sistemler raporu Sayın İmamoğlu'na verilmiş. Evet. E, verildiği için de ben rakam... de Pelin Hapkökü'nün rakamlarını Pelin... size aktarayım. Tamam ben de burada. Işte ben bunu... de aktarayım hayır. Hayır burada. Hayır, bende de bak burada. Tamam söyleyin bak, ne diyor? Tamam. Farklı mı? Pelin ya Ab... hayır Gayet farklı tabii ki. Ya nasıl Hangi farklı başkan oluyor? döneminde ne kadar metro? Ya burada sayıyorum sayıyorum bak. Aynen on rakım bağlanabilir. Ya Dalan ya. döneminde 1.32 kilometre. Sözen dönemi 4.17 kilometre. Erdoğan dönemi 0.86 kilometre. <laughs> E, Ali Mifut Gürtan dönemi 2.43 kilometre. Kadir Topbaş dönemi 7.20 kilometre. Ekrem Mamoğlu dönemi 13.7 kilometre. Ya 13 kilometre yok. Bunlar da bakın, Pelin bir şey, bakın, rakamları bir şey kendisi de bağlanabilir. Zaten bir, bir şey olay aslında, sözüm, aslında söz, saniye, Ekrem Mamoğlu bu kadar hayır, metro bakın, şey yaptığı için bakın. iktidar metroyu ya, anladı. Bey, Şükrü Bey, anıksadı, hayır, anıksadı, hayır. Ya, Şimdi değil. yarışa girdi. Bak, ya, 5 yılda 350 kilometre yapacağım diyor. Toplam 350, bir saniye. halbuki daha önce 300 km Pelin Hanım bağlansın. Bunun raporu İBB'nin sitesinde şubat hayır, burada başına. Burada Hayır var. ben size rapor atacağım. <laughs> 34 sayfalık rapor İBB'nin sayfasında şubat başında kaldırıldı. Ya, kullananlar kullananlar kaldırıldı. görüyor ya, Cem Niye, istediğin hali hayır değil. Bu metroları kullananlar Bir şey söyleyeceğim, ya. <laughs> bir şey daha. Bu işi yapan müteahhitler AK Parti'ye de yakın müteahhitler. Oranlar da doğru. Bir saniye. Sayın İmam, doğru 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 İmamoğlu'na da yakın müteahhitler. Ben o müteahhitlere de sordum. Adını şimdi Cengiz, Limak, Kalyon, e, Makyol. Bunlar yani yapanlar bunlar Peki. zaten. Yani hani beş e canım olarak, yani öyle Bir şey, şey, şey değil. Bakın Pelin Hanım'ın bu raporu bakın mübarek gün kendisinden aldım. Oradan almış ve yap, zaten top, hatların toplamı 34. Nasıl hepsini kendi yapabilir? Zaten başlamış %90'ını, %80'ini AK Parti döneminde yapılmış zaten. Çok, Ay, çok küçük bir katkı. Bir Mesela... şey, Dolayısıyla da oy Pelin Hanım'ın o dediğin %13 kilometre, bakın 30 kilometre metro 5 yılda yapmak başarıdır. Kendi yapması. Zaten çoğunu teslim almış. Diyorsun ki böyle atayım sana şimdi raporu. Cem Küçük'e bir soru sorabilir miyim? Tabii Sorun. tabii. Ha, yapsa ben şimdi mesela, ben mesela kent lokantası mi? açtı. Evet Şaban Sevinç. Ya, ya yaptı, bitirdi, istediğin ya, ya, istediğin yaptı bitirdi ya. ya yaptı. Şaban de bitirdi ve açtı ya. ya bitirdi ve açtı. bak. istediğin İstediğin kadar konuş. Mübarek Millet gün. kullanıyor. Bak, mübarek, ya, milyon Tabii ki kullanıyor da. O yapmadı mi? ya. %90'ı, %80'i. Yok değil ya. Bitti. Ya, ya yüzde dört, çok kısa. Yüzde dört var, yüzde var, yüzde var. Ya o yüzde dört bak o %4 bak. bu saydım, özür dilerim Şaban Bey. Sesiniz açık sorun. Özür Hemen, bir şey şunu söyleyeyim. Yüzde dediği o Sultanbeyli Çekmeköy hattı daha açılmadı. Benim saydım. dört hattı söylüyorum ben. Buyurun, buyurun Şaban Göre. Şöyle, şöyle Cem Küçü e, Sayın Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı AK Parti'nin İstanbul'daki en önde gelen isimlerinden birisi. AK Parti Türkiye e, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve halen de Esenler Belediye Başkanı. Eee yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl Haber Türk'te Fatih Altaylı'nın programında Ya al ya yaptığı açıklamada diyor ki. Yap e, çarpıtma. Okuyayım, i̇s, da okuyayım İslam Cem dinliyor musun? Is, dinliyorum. Cem <laughs> Küçü'ye soruyorum. <laughs> evet. Ha. Tevfik Göksu diyor ki, yani Habertürk'teki Fatih Altaylı'ya verdiği e, e, röportajda, yayında e, biz bıraktığımızda diyor Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni e, İstanbul'daki metroların diyor hatlarını sayarak söylüyor. 4 metro hattının yüzde dört ve yüzde beş inşaat seviyesinde olduğunu açıklıyor. Söylemiş. O Sayın ne, Tevfik Göksu o ne biliyor musun? Ki, Söyleyeyim. herhalde Cem Küçük'ten de iyi bilir, bizden de iyi bilir. İşin içinde. Kendisi. Hayır o ne biliyor musun? Şimdi Bakın. Cem Küçük. Cevap vereyim. Çok anladım. Hemen cevap vereyim. Biliyor musunuz ne? Fatih Altaylı sormuş. Hayır. ben hepsini Sayın dinledim. E, Bakın. Göksu'da tek, şey söyleyeyim. tek tek söyleyeyim. hat hat anlatıyor. Müsaade edin, dört, müsaade edin yüzde anlatayım. beş, bak. Yüzde dört, yüzde anlatayım. Diyor. Bak. O dediği bak. Şimdi bu dediğimiz Mecidiyeköy Mahmut Bey hattını açtı. Dudullu, Bostancı, Cibali, Ali Beyköy, İkitelli, Bahariye, Mecidiyeköy, Yıldız, Rumeli, Hisar Üstü, Benim saydıklarımın araları da ara hatları da var. Ben evet. kafa hatları saydım bu. Sayın İmamoğlu'na bak evet. burada da Fatih Altaylı da sordu. O konuyu hemen o, 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 o da girmiyor. Karşıdaki Çekmeköy Sultanbeyli'ye getiriyor. Tam o bitti açar ve deriz. Buradaki rakamlar bu İmamoğlu sayısı, bugün e demiş değil. ki: "Geldiğimizde İBB'nin metro bütçesi iflas etmişti." gizledikleri gerçek budur. Finansmanı yok. Metro mesela. finansmanını beceremedikleri için evet. durduranlar yani 65 km yani. değilse i̇şte yok, yok. Ya, ya, Bakın evet, Bir şey tek, bir şey bir Bir araya tek, tek bir şey söyle. Şey bakın. Kesinlikle o da doğru değil. Teslim edilmiş. Sonra diyor ki bakın İmamoğlu'nun 2020 2021de açık finansman bulduk diyor Avrupa'da. Peki buldun. Bulduğun finansmanla 8 km metro hattı açarsın. Niye mesela diğer hatları bitirmedin? Mesela e niye, Çam, Çam Sayın niye Çam Sakura'yı bitirmedin? Sayın niye Çam Sakura'yı bitirmedin? Niye Hava bitirmedin? Hükümet devraldı. Mesela karşıda Pendik'te Tuzla Dolan'ı niye yapmadın? Onu Kapattın o hatları. Mesela yaşadığım yer olduğu için daha teknik ayrıntısında sordum. 2019'dan mesela 2024'e kadar bu Kadiköy-Tavşantepe metro hattında Tavşantepe'den sonraki duraklar ki e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı e, Sayın Bakan da burada ifade etti... 2022'de Tavşan Tepe ile Saviye Gökçene ayrı bir hat çekip bağlıyorlar. Fakat Tavşan sonrasındaki Kaynarca, Hevzi Çakmak durağını 2019'dan bu yana kadar tamamlayamıyor bir durak bile. Ve Tavşan Tepe'den Tuzla'ya uzatılan bu hatta yine herhangi bir şey yapılmıyor. 2022'de yeni bir ihaleye çıkılıyor. Şu ana kadar da herhangi bir ilerleme yok. Mesela Şükrü Bey Sayın İmamoğlu'nun hatırlayamadıklarını da hatırlıyor. Bununla ilgili bir cevabı var mı? Soruyu tam olarak sorun. Pendik'teki mesela bu bahsettiğim evet. ilgili hatta 2019'dan 2024'e kadar bir durağın bile yapılamamış olmasının gerekçesi ne? mesela Başakşehir'deki bu hastane ile ilgili hem yol hem de durağın gerekçesini Sayın Bakan ifade etti. Burada gerekçe ne? neden yapılamıyor? Bir Hayır, durak. Yani mı? bunların hepsi finansman sorunu. Finansmanı bulunca bütün metrolar için bulmuyorsunuz her metro için ayrı ayrı finansman geliyor ve o finansmanı da orada kullanmak Buldum zorundasınız. dedi. 2020'de Avrupa Finans bulan yoksa ihale ihaleye neden çıkıyor? Şükrü Bey. Arkadaşlar ya ya buldu ve bitirdi. Ya buldu ve bitirdi. Sen aktığınız... kabul etmiyorsun. Bak ya sana attım. Bile... Ya sizin ya hayır. Bilmemize... WhatsApp'ta Hayır, mesaj ya, atıyoruz. Ya, ben de onu yolluyorum. Data paylaşıyorsunuz. Hayır, zaten. bakın, ya, i̇stediğinizi söyleyin. İstediğinizi Tekrar Değil, Tekrar söylüyorum. Bakın, Vatandaş kullanıyor. CHP'nin bak. 65 kilometre açıldı. Ya, bu şehirde, çok güzel bu, kullanıyorlar. Türkiye bu şehirde Sen istediğini söyle. Bak, önceki belediye başkanlarının hiçbir hiç ya. döneminde 5 yılda 65 kilometre şey kilometre metro hayır. açın. Ya havada kaldı. Benim bir şey sorum bak, cevabı havada kaldı. Bana attığınız hatların toplamı bakın. Benim saydığım 4 hattın Toplam 36 kilometre. Ataköy iki telli ve karşıdaki sancak çekmeköy Sultanbeyli hatlarıyla beraber 40 onlar da açılmadı. Ya hepsini yapsa 36 ne güzel, kilometre metro konuşuluyor ya. O Hayır, da çok hoşuma yani. gidiyor. Bu Şükrü Bey yeterli, yapmadı, müthiş bak yapmadı. Bak, yapmadı için zaten kendi hatları çoğu bitmişti. Ama 8, 8 kilometre 25 yaptı. 25 yılda 350 kilometre yapsaydı. Şükrü Bey dedi ki. Ona eleştirmek ayrı bir şey ben, ama. Allah bakın, 8 kilometre yapıp 30 kilometre 36 kilometre yaptın demek bariz gerçeği çarpıtmaktır. Değil. Öyle, değil. Ya, sen yapmadı, sen ya yapmadı halde diyorsun, ya. diyorsun ya. ya. Sen bana geliyor mu? Ya, Pelin Hanım olsun. Ya bakın. Ya, bağlansın, Pelin Hanım'ın raporunu bağlarsın. size attım. O rapor niye İBB evet, sayfasına kadar... Ben... batıldı? Eren Bey, Şaban Bey'den ve Şükrü Bey'den şunun cevabını bekliyorum. Sayın Pelin Alp Kökü'nün Az önce attım, ben 34 sayfalık rapor attı, O raporda da öyle yazıyor. Senin attığında ya da, da öyle bana. Senin attığında da öyle. Bak oku, sen bana attığında da öyle diyorsun sen. Yüzde çoğu bitmiş olarak attı diyorsun. O rapor niçin İBB'nin be sayfasından Şubat başında çıkarıldı? Söyler misiniz bana? Ya bak... İstediğini söyle. Ben sana basit bir şey söyleyeyim. Yani, Önemli 65 kilometre bitirildi hiç, ve hiç. açıldı. Ya 65 kilometre hakkı var. Ama ya güzel yani, bir, ya. Şey. Ya, ya. Bir, ya, bir şey. bu şey. bir şey. şey. Çok kısa bir, bir şey. Ya hakların popçamızı bir c şey. Meral Hanım bu konuya gidiyor. Şükür ilgili yaşadığım yerdeki sorunu sordum. Finansman sorunu dedi. Eğer finansman sorunu varsa... ben öyle 2020'de yeniden ihaleye çıkılan bir hattın 2022 ve sonrasındaki ilerleyişi yüzde sıfır ise bunun finansmanla ne ilgisi var? İlgi yoğunlaşmasından dolayı siyasetin farklı alanları, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sevk ve idare süreci, kurultay sürecindeki değişim tartışmaları, öncesinde 14 Mayıs'ın öncesinde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, bütün bu farklı sitü arayışları km. siyasette km'de 62 tane yola farklı 60 alanlara kanalize ediyor. Bu kadar evet. basit. Çünkü Bey bak bir şey söyleyeyim. Ben bu şeyde. şu konuşu, bana konuşu, bak bir şey yok. diyeyim. Tekrar Hayır. Ne, de ben de ben ne abi bir müsaade 30 saniye. Bakın şu bana attığınız <laughs> hatlar var ya. Hatların hepsinin toplamı zaten Belin hanımın rakamı zaten hepsi 47. Tamam. 5 toplamı toplam 36. Hepsini bitirse bile 65 edemiyor. Gene 47 de hepsini Peki. yapsa bile ya. ya İsa bu gerçek şart şey şey ya? Tamam, tamam. Geçen hafta Ekrem aklısın. İmamoğlu. Ya, al, Pelin Hanım'a bağlı. Ya, ya Abicine, söz, evet. Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu yayınlara çıktı. Ee, şey Cüneyt Özdemir şöyle bir cümle kurdu. Mehmet Akif Ersoy sorular sordu. İmamoğlu vaatlerini hatırlayamadı. Öyle zannediyorum ki bana gelirken çalışarak gelmiştir. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani İstanbul'un başkanısınız ve İstanbul'da 16 milyon, 15 milyon insan yaşıyor ve sizin birinci derece sorumluluk alanınız bu. Kendi vaatlerinizi ve yaptıklarınızı hatırlamıyorsanız neyi hatırlayacaksınız? Fakat Cumhuriyet Halk Partili şeylerde artık paydaş mı diyelim? Paydaşlarda bir şey var. Eğer dedikleri kadar metro yapmış olsalardı, bugün New York'ta, Paris'te, Londra'da biz onların reklamlarını görüyor olurduk. Bırakın İstanbul'u, bırakın Türkiye'yi. Ya Allah aşkına şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, Pendi'n ya da Ümraniye'nin Sosyal Bilimler şey mi Sosyal İşler Müdürlüğü mü 50 tane kreş Eren yaptık Bey, bana 50 tane gelecek. söz ama orada kaldı sonra Siz, e, 50, 50 tane 50, başka bir 50 tane şimdi. kreş yaptık efendim 12 tane lok lokanta açtık ondan sonra şunu yaptı milletle dalga geçmeyen bu milletin talepleri var. Bu toplu bu İstanbul'da 900 bin tane çürük konut var ve 100 bin konut sözü verip 3 bin tane yaptınız ve 100 bin konut sözü verdiğinizi de hatırlamıyorsunuz. Diğer taraftan bu toplumun trafik tarihli bin konut sözü verenler gibi. Bir, bir şeyi var. Ya şöyle kiri kiri kirle mi örteceksiniz? Bari şöyle yapın. Ya zaten ben şöyle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partileri hayranım. Ama şöyle hayranım. Ya ne susmayı biliyorlar. Beyefendi ben. bir kere ne? 50 değil 100. 12 değil 19. Onlar da çok önemli işler. Çok Gerçekten çok önemli. Çok... Zaten Ama şöyle hiçbir şey yapmayın. Yani, ne metro yapın ne trafiği Krişin düzeltin ne, ne deprem tedbiri değilsiniz. alın. Onun çok, için, çok farkındasınız. Onun için sayı kurum da çok diyor ki farkındasınız. ben onu şöyle, 24 saate çevireceğim bir ikiye katlayacağım. Tevfik Bey'in tek başına Bey. açtığı Fatih'te açılan Tek başına o ilçelerde açılan kreşler daha ya fazla. Ya öncekiyle daha Bir tane, tane var mı? Tane var şey. Bir tane var mı? Bir tane var mı? Ya keşke ya İstanbul'da yapılan keşke metrolar, şöyle. hatlar, e, Avrasya tünelleri, ya köprüler, 100, yollar, 130, bilmem 130 km. neler. Km. Ya şu şehirde ya. trafik berbat. Burada yaşamıyorsunuz. Hiçbir Ya Hiç bir bir 130 kilometre şey yapılmış Biz, 20 yılda beyefendiciğim. Ya işte İstanbul'da yapılan bu şehirde son trafik bu. Ne trafik? Bu kurumun imzası olan dikine binalardır. Fiz doğa Ak Parti vardı da bu kadar yol, köprüler, TOKİ'nin milyon imar bak, planlarıdır. Toki bak. Ya, İstanbul'da Türkiye'de 3 bin ev mi? yapılmış. Bak, İstanbul'da ne yapmış? 3 bin ev yapmış. İstanbul'da depreme dayanıklı bin. bina lazım. İmam ne yapmış oldu ne yaptı İstanbul'da? 5 yılda bana söyle. 5 yılda ne yaptı? İstanbul'da? Bir tane deprem yönetmeliği yok ya. Ne yapmışız? 3 bin ya, tane yapma ev yaptı Allah ya. Aşkına, ya Çok bana şey şey imam yapıyor, oldum. Değil. İstanbul'da yaptı. Ev sayısını söyle. Ya burada ben sözümü tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Sadece bir belediye. Sözümü tamamlamak istiyorum. Bir saat daha tamamlıyor. Sonra ben de konuşuyorum. Şaban Sevinç'e geçiyorum. Şöyle. Yani İhsan Bey tekrar yapıyor farkında farkındasınız aslında. Demi söyleyeceğim tamamlamadım. Ben, ben her şeyi yapalım. Eren Bey'le yer değiştirelim. Beyanı esas alırım. Şöyle Eren Bey'le evet. yer değiştirin. Buyurun. İstediğiniz zaman kesin istediğiniz zaman başlatın. Yok yok böyle bir sıkıntımız yok. Tamam. Buyurun. Şöyle. Ya sadece şöyle şeyin İstanbul'a karşı sorumsuzluk sadece idarecilerin sorumsuzluğu değil. Cumhuriyet Halk Partisi medyasını temsil eden insanlar da Doğrusu bu konuda dürüst davranmıyorlar. Açıkça Siz söyleyeyim. dürüst davranmıyorsunuz. Şöyle. Bak siz dürüst davranmıyorsunuz. Sözcüklerinizi lütfen seçerek kullanın. Seçerek konuşuyorum. Şöyle. Sözcüklerinizi seçerek kullanın. Şimdi ne diyorsunuz Şöyle. ya dürüst davranmamak ne demek yani? Diyor siz siz şu, cümleyi kurduğumda 100 bin konut Etiklilik veren ya. adam, 100 bin ben, konut, 100 bin sizin, bin ben konut sözü veren adam. 3 bin konut Şavallı. yaptığında ya, ya. bunu söyle, söylediğimizde de, başka bir şeye konuyu niye çekiyorsunuz? Deyin ki kardeşim tamam yapamamış. Ya da şöyle, pendik hattı sorulduğu zaman bütçe yoktu. E zaten bütçe yoktuysa başkan olmasın. Ba başaramayacaksa niye başkan oluyor? Hükümet onu vermedi, imza atmadı. Keşke şuraya gelip de bahaneler yerine yaptıklarınızı anlatsaydınız daha saygın olurdu. Peki Anlatıyor Şaban de, Sevinç, siz? duymuyorsunuz. Buyurun Şaban Sevinç. Kulağınız sağır çünkü. Buyurun. Şimdi, şimdi teşekkür ederim Eren Bey. Şimdi yani daha şeye kadar, daha düne kadar hiçbir şey yapmadı diyorlardı Ekrem İmamoğlu için. Bu AK Parti'yi destekleyen arkadaşlarımız şimdi diyorlar ki o kadar değil bu kadar yaptı diyorlar. Neyi yani? Ya? herhalde birkaç Bana gün ne sonra. Söyler birkaç ya? gün sonra yani birkaç gün sonra eklen diyorum söylediği yani, rakamlara gelirler. Da... Şimdi de ya bir AK Parti ya, dönemine Cem Küçük, bakın. Küçük şey, bakın. Bak, sadece sadece bir kalem. Cem Küçük müsaade eder misin? Cem Küçük. Bak. Ya Cem sana... Küçük müsaade bir eder misin? Şey, tamam, bir şey sorayım. Bir duyalım. Ya, evet, tamam. bir şey sor susmak değil. Ay, tamam. Pelin, Pelin, Hanım'ın o az önce saydı metro ile ilgili raporu Allah Allah. niye bir buçuk ay önce İBB'nin sayfasından sökülüp atıldı? Tamam bu soru duyuldu netleşti. Buyurun. Tamam sorunu aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki AK Parti 2016-2019 arasında neden bir metre bile metro yapmadı? Bir. İki. Ekrem Mamoğlu'nun bak bir kalem okuyacağım. Cem Küçük, şöyle elimde kocaman bir Yapmadı liste var. Yapmadı değil, az önce Ekim saydığımız metrolar açtılar, onun %70'i zaten o zaman 2016-2017'de Bakın niye durdurdular ya? ya. ya Nedir, durmadı. ne var Siz orada Şaban Bey? Ya. ya bu da doğru değil. Ya 2017'de durdurdu ya. Şu ya şu makyol inşaat bağlansın, kalyon. Firma ismi kullanmıyor mu? Hayır. Ya Cem Küçük müsaade onlar... eder misin? Şaban Bey, diyorsunuz ya yapılmadı. 2016'da başlamış, Ama 2019'da para. CHP almış iktidar İstanbul'da. Efendim, evet, üç, aradaki 3 yılda hiçbir şey yapılmamış. Aradaki 3 yılda hiçbir şey yapılmamış. Tevfik Göksu da açıkladı. Cem Küçük. Yani, yani para bitti Dudulu diye. Para bitti diye. O zaman bir metre bile yapmamışlar. 2016-2019. Ya bir saniye lütfen konuşun Bak ben İstanbul şey Ankara'dayım ama haftaya İstanbul'a geleceğim. İstanbul'da gel, yüzde gel. konuşacağız. Böyle uzaktan sözümü kesiyorsunuz. Ankara'da bu gel, mesele küçük şahit şah, buraya gelerek. Işte, şu gösterdiğim liste. Buyurun. Buyurun. Evet. gösterdiğim liste evet. Ekrem Bey'in Ekrem Bey'in 4,5 yılda yaptıklarının sadece 4'te biri. Buradan bir kalem okuyacağım. Bir kalem okuyacağım. Sadece 4'te birinin listesi. Bir kalem okuyacağım. Buyurun. Yani AK Parti'nin belki de 25 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine bedel bir Yok. tek kalem okuyacağım. Bakın <gülüyor> 872 <gülüyor> milyon ya, dolar ya. yatırım yaparak süper ya. 872 milyon dolar yatırım yaparak 115 noktada, İstanbul'da 115 noktada su baskınlarına son verdiler. 872 milyar. Mesela bu, 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 bu olağanüstü bir hizmet. İstanbul, İstanbul'da su baskınları AK ne oldu ya? Ya bir saniye, Arnavutköy, şey gibi Başakşehir her yeri su şey bastı İstanbul'da. Mı? Ya nereyi basmıyor? Bu da doğru değil ya. İstanbul'un her yerini su bastı Şaban Bak, Bey. Yapmayın ya Cem Küçük, Cem Küçük. Cem Küçük. neyse yolları... neyse tamam. Yağmur yağınca, yağmur yağınca görürsün. Yağmur yağınca ya, görürsün. Ya, bir sene önce görürsün. Ya bu, Şimdi... is, bu ülkede kar yağdı. B belediye şeyle İngiliz büyükler yemek yediği için. Hatta bir muhabir bile CHP'li. Bakın kanalında söylerim. ya AK, bu kadar bile değildi dedi. Yollar açılmadı. İnsanlar 24 saat yolda kaldı. Şaban Bey ya, hangi trafik? Başakşehir, Arnavutköy, yollar hayır, şey, Başak, şey, ya Cimcici, Başak, an, ana arterler, sorununu, büyükşehir, büyükşehir, şişir, değil ana arterler büyük şehir, ana arterler büyük şehir. Ben biliyorum Ya hala, ya arkadaş, hakikaten şey, ya nasıl böyle gerçekleri örtülebi, örtebiliyorsunuz? Ya. Ee, Şaban Bey, ana arter, ana arter. Şaban Sevinç sözünü tamamlayabilsin ki hem kendini ifade edebilmiş olsun, hem de e, izleyici de programı takip edebilsin kaos olmasın. Ya, ki bir, yemeğe, daha Osman diller, ya bir yemeği dillerine doladılar. 3-4 yıldır yemekti, yemekti. Sanki Cumhurbaşkanı hiç yemek yemiyormuş gibi. Ee, yani gerçekten akıl almaz bir şey. Evet, siz cümlenizi Şimdi, tamamlayın. Cümlenizi tamamlayın. Anlattığınız meseleyi tamamlayın. Bir bir kelime okudunuz. Bak. Bu kalem dediniz ki e, yağmura karşı mesele karşı ben, mesele ben, karşı, bu, me ben evet. bu ben bu metro tartışmasını hani şey yapmak istemiyorum. Yani şöyle çünkü ee, arkadaşlarımız hayır işte şu kadar yaptı diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de diyor ki biz 65 kilometre metro yaptık. Bunun bunu en iyi bilen o metroları her gün kullanan milyonlarca İstanbul'lu. Ya. Biz hani bu konuda topdan ya, bu bu çıkamayız bak, yani. Araya girmek diyor hani, topu bir atmak. kadar söylersek söyleyelim. Cevap küçük diyecek şey, ki 8 kilometre yaptı. Özür dilerim. Şaban Ama, Bey. Ekrem Bakın Pelin Hanım'ın Perin Hanım'ın şey Hanım raporu var. rayi sistemler yap. Yap. daire ya, başkanı. Cemcim, anladım. Yüzde, o Cemcim, kendi tamam, anladım. 8 kilometre yapar. Görüşeceğim ben, ben ya. Peki. Hayret Şimdi ya. Tamam. Ya, tamam. Ya, ya. Ya. tamam. Ya Sayın Sert sen, vuruyorsun ya. da hiç gol olmuyor. Hep alt. Osman ya, ya. Osman, Osman, Osman Ankara'ya yani. hep gol 22 Bey bir müsaade edin ben bana bir 1 dakika verin. Tamam bir dakika içerisinde tamamlayın lütfen. Buyurun evet. Tamam. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani AK Parti AK Parti artık bakın parti parti programıyla çıkardığı adayla hatta hatta lideriyle Sayın Cumhurbaşkanının karizmasıyla seçim kazanma umudundan uzaklaşmış görünüyor. Benim tespitim bütün bu tartışmaları biz o nedenle yaşıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi AK Parti tek başına seçim kazanamıyor eskisi gibi. Hani Sayın Cumhurbaşkanının o karizması falan onlar artık bitmiş görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne mecbur kalmışlar MHP yanlarında. Ama yetmiyor. Hüdapar'ı da yanlarına alıyorlar. O da yetmiyor. Büyük Birlik Partisi'ni alıyorlar. O da yetmiyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Yanlarına alacak başka parti kalmıyor. İyi, partiyle, İyi Parti ile İyi Parti'yi ayrı seçime girmeye teşvik ederek Aslında muhalefeti de dağıtmaya çalışıyor. İyi geçen 9 ay önce seçim oldu bu yıl. Bir tamam bakın abi, muhalefeti evet. muhalef, ama bir dakika ama bir dakika. Buyurun konuşur, buyurun siz de buyurun. Muhalefeti devam de devam ayrıştırıyorlar. De ayrıştırıyorlar. Muhalefeti ayrıştırıyorlar. Muhalefeti ayrıştırıyorlar. Ayrı ayrı muhalefet adaylar çıkarıyor. Yine bakıyorlar e, Ekrem Bey'i geçecek bir şeye ulaşamıyorlar. Yani e, siyaseten işte kamuoyundaki ilgi, alaka ve potansiyel, oy potansiyeli vesaire. Bu arada birazdan İhsan Bey'e de bir sataşmada bulunacağım. Bu süreçte hiç anketini görmüyorum. Neden acaba hiç anket yayınlamıyor Genel? Onun da, onu da manidar mı diyorum? Şimdi... Bir de son günlerde mesela Yeniden Refah Partisi'ne karşı AK Partili arkadaşlarımızın yoğun bir şeyi başladı, eleştirisi başladı. Efendim adayınızı çekin, adayınızı çekin yoksa seçimi kaybediyoruz. Şimdi Yeniden Refah Partisi de hakikaten bu süreçte bu süreçte benim hani samimi kanaatim yükselen iki tane parti var. Yani adayların dışında söylüyorum. Bir Yeniden Refah Partisi, İki Zafer Partisi. Şimdi Yeniden Refah Partisi çok ciddi bir iğme yakalamış. Bugün mesela Sayın e, Fatih Erbakan'ın bir videosunu gördüm. Diyor ki e, 31 Mart itibariyle diyor Türk üye, üye sayısı olarak Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geleceğiz diyor. MHP'yi ve İyi Parti de geçeceğiz diyor üye sayısı bakımından. Seçimlerde de diyor işte %15 20'leri elde edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde. Şimdi bu olur olmaz ayrı konu ama Yeniden Refah Partisi'nde olağanüstü bir motivasyon, olağanüstü bir enerji var. Yani AK Parti'ye alternatif olarak gelişme açısından. Şimdi ama AK Parti son işte birkaç haftadır bütün mesaisini yani AK Parti ve AK Parti'yi destekleyen arkadaşlarımız gizli ve açık bir şekilde Fatih Erbakan'ı ve Yeniden Refah Partisi'ni seçimden geri çekmeye, adaylarını geri çekip kendilerini desteklemeye e, ikna etmeye çalışıyorlar. Bunu işte zaman zaman işte adla oklarcı suçlamasıyla, zaman zaman FETÖ'cü suçlamasıyla yapmaya çalışıyorlar. Zaman zaman işte rahmetli Necmettin Erbakan'ın hatırasına göndermede bulunarak işte sen bize kaybettirip onlara mı kazandıracaksın gibi hani böyle duygu sömürüsüyle yapmaya çalışıyorlar. E, ama e, sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. AK Parti bile, AK Parti bile bu seçimi kendi başına yani mevcut adayıyla, mevcut ittifaklarıyla yani Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi onların desteğiyle kazanamayacağını e, düşünüyor ki düşünüyor ki Erbakan ve Yeniden Refah Partisi üzerinde olağanüstü bir Peki. çekil, çekil Peki. ve bizi destekle baskısı Peki. oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Sayın Sert, size şu metro meselesini aslında Şaban Sevinç'in bu son söylediğiyle birleştirerek şöyle sormak istiyorum. Eğer bu metro tartışmasına dair çok spesifik bu tartışmayı bambaşka bir yere taşıyacak böyle teknik başka bilgiler paylaşmayacaksınız. Ben, ben şöyle vermedi. bir yere çekeceğim. O bahsettiğim raporun İBB sayfasından niye sökülüp batıldığını söylemedi. Pelin Ben nereden bilin. bileyim onu? Bilmediği, Bilmediği için girmemiş. Bir de mesela, mesela şunu merak ediyorum. Mesela İhsan Bey, Sayın İhsan Aktaş. E, bu süreçte diye hiç e, tamam onun e, not İstanbul, aldı ben söz verdim mutlaka... Yok, da yeni var, var. oradan başlayacak başka, başka bir soruyla, soruyla cevap vereceğiz oradan başlayacak doktor Cem Saban Bey Sayın sert o da şu İşte 65 kilometre yaptık hayır 8 kilometre yaptınız yani bu seçim 65 kilometre mi yoksa 8 kilometre meselesi 8 kilometre mi konusu bağlandığında aksı değişecek bir seçim mi yoksa çünkü girişlere söylediğim gibi işte Yeniden Refah Partisi, Gelecek, Deva, Saadet bu partilere dair vurgu, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapılan vurgu. Şimdi Şaban Sevinç'in işte bu söyledikleri Yeniden Refah Partisi üzerinden söyledikleri. Cem'e de aynı soruyu sordum aslında size soracağım. Yani seçime iki hafta kala aritmetiğe dair bir stratejinin parçaları mı? İki hafta sonra bütün bu konuştuklarımız, bütün bu partiler, bütün bu denklemler uçup gidecek mi? Yoksa iki hafta sonra da 1 Nisan'dan sonra da aynı bu denklem başka bir süreçte mi işleyecek? Çünkü siz bir yazınızda diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın bu benim son seçimim açıklamasının ardından yazdığınız yazınızda diyorsunuz ki aslında Mesela iktidarın seçimleri Erdoğan'ın tekrar seçime girmesini sağlayacak şekilde yenilemek için 360 milletvekilini parlamentoda bulup bulamayacağına düğümleniyor. Burada yerel seçimler önemli bir kriter olacak. Eğer iktidar İstanbul'da kazanacak şekilde bir başarı gösterir ve muhalefetin bu seçimi de alamadığı bir durum ortaya çıkarsa Erdoğan mecliste anayasa değişikliğe dair sonraki süreçlerde psikolojik olarak daha hakim bir konuma gelir. Yok eğer muhalefet hem elindeki yerleri çoğunlukla tutar. Üzerine de İstanbul'da bazı yeni ilçeler ve Bursa gibi sembolik yeni merkezleri kazanırsa o zaman Erdoğan istediği gibi süreç yürütmesi kolay olmayacaktır. Şu öngörünüze dair bir şey mi tartışıyoruz biz aslında burada? 8 kilometre, 65 kilometre Refah Partisi diğer partiler. Yoksa Hı. ömrü 2 hafta olan ve 31 Mart akşamı kapanacak bir konuyu mu tartışıyoruz? Öncelikle ilk başta sorduğunuza söyleyeyim, yani aman ben metro ile ilgili hiçbir teknik bir detay paylaşmayacağım, böyle bir niyetim yok. Bir, bunun uzmanı değilim. İki, e, Sayın İmamoğlu sizin ekranlarınızda konuştu, Sayın Ulaştırma Bakanı sizin ekranlarınızda konuştu. E, Sayın katılımcılar da çok e, hararetli bir şekilde tartışıyorlar. Bunun bir yere varacağını da seçime kadar zannetmiyorum. Burada nihai olay mesele e, toplumun algısının ne olduğudur. Şunu unutmayalım 2019 seçimlerinde AK Parti'nin seçimleri kaybetmesinin sebebi kötü belediyecilik yapması değildi. Siyasal bir süreçti o. AK Parti İstanbul'da kim ne derse desin daha önce çok önemli gelişmeler oldu ama AK Parti İstanbul'da kötü bir belediyecilik yapmadı. Tam aksine yani metrobüsten tutun da metro ile tanışmasına varana kadar çok eskilerden gelen bu işte su kesintileri, çöp dağları vesaire varana kadar başarılı bir sicili var AK Parti'nin İstanbul'da. Ama mesele bu sadece bu sicil değil mesele ulusal bir psikoloji aynı zamanda. 2019'da seçimlerin kaybedilmesinin birçok şeyi vardı ama ittifakların oluşması, ittifakların seçmeni bütünleştirerek sanda motive etmesi, biraz iktidar yorgunluğu, biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj vermek gibi e, motivasyon kaynaklarıydı. Dolayısıyla bu seçimde de e, elbette yerel dinamikler önemli olacak ama bunların etkisi sınırlı. Yani e, Murat Kurum'un rakamlarıyla vereyim. Hani Ekrem İmamoğlu'nun elinde ne vardır ne yoktur bilmiyorum. En azından benim son günlerde e, Sayın İmamoğlu'nun yaptığı bir açıklamayı görmedim. Ama Murat Kurum e, çok yakın olduklarını 1.5 puan önde olduklarını şimdi 1.8'e çıktıklarını söylüyor ki e, kamu araştırmalarında %2 hata payı vardır. Yani bu hata payı bu aradaki farkın 3 puan olduğu anlamına da gelir. İmamoğlu'nun önde olduğu anlamına da gelir. Bu da zaten fotoğrafın böyle bir siyah beyaz olmadığını bize söylüyor. Yani hem İmamoğlu'nun CHP kimliğini belli bir oranda aşabildiğini gösteriyor. Yani Murat Kurum'un rakamlarından spekülasyon yapacak olursak diyelim ki rakamları vermiyor sadece farkı söylüyor. Sayın Kurum %42 İmamoğlu %40 ise yani 25-27'lerde olan CHP'ye göre en az 13 puan daha fazla oy aldığını gösteriyor. Eğer bu 45, Murat Kurum yüzde 47 ise daha da fazla oy aldığını gösteriyor. Dolayısıyla seçmen bu kadar ben zaten oldu oldum olası hiçbir şey yapmadı ya da her şeyi yaptı söylemlerinin siyasetçilerin ağzına yakıştığını gayet de makul olduğunu düşünüyorum. Ama analistlerin bu kadar hiçbir şey yapılmadı ya da çok şey yapıldı ya da her şeyi bir kişi yaptığı bunu çok anlamlandıramıyorum açıkçası. Seçmenin de ben bunu çok bu çerçevede gördüğü kanaatinde değilim. Bu metro tartışmasıyla ilgili söyleyeceklerim. Mutlaka herkes kendi İstanbul'da yaşadığı semte göre ya da durağa göre bir yorum yapabilir. Ama kimin ne hizmet aldığının sandıkta bir karşılığını göreceğiz. Bu seçimlerin sonucuna gelecek olursak... Daha önce de yine konuşmuştuk. İstanbul seçimi İstanbul'da evet metronun yapılıp yapılmaması, taksi meselesinin çözülüp çözülmemesi, su baskınlarının engellenip engellenmemesi bütün bunların da etkisinin olduğu bir hadise. Fakat İstanbul seçmeni de nihayetinde İstanbul seçimini bir Türkiye seçimi olarak görüyor. Şunu unutmamamız lazım. Biz uzun süredir burada yani programın başından beri doğal olarak İstanbul seçimini konuşuyoruz ama İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Fakat seçmenin oy verirken aklında olan İki husustan birisi İmamoğlu ise ikincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu ne anlam ifade ediyor? Erdoğan'ı kaybettirmeyeyim bir e, motivasyon ama Erdoğan kazanmasın da bir motivasyon. Dolayısıyla bu motivasyon kimi zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hatta kimi zaman değil belki de çoğu zaman İstanbul Büyükşehir'in performansının ötesine geçebiliyor. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak lazım. Murat Kurum'un açıkladığı rakamlar bile İmamoğlu'nun tümüyle başarılı ya da başarısız olarak tarif edilmesinin en azından algısal olarak seçmen nezdinde bir karşılığının o kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Sizin de bahsettiğiniz yazıya gelecek olursak biz hani hatta sahne sizin programınızdaydı 1 Nisan'da bir manşet atacak olsanız ne olur diye ben de ikinci gün şimdi sırada anayasa var başlığını atarım demiştim. Türkiye yerel seçimden sonra yerel seçimlerde bu arada şu parantezi açayım. Hiç beklemediğimiz ya da konuştuğumuzun ötesine giden çok dramatik sonuçlar ortaya çıkmazsa Neyi kastediyorum? E, iktidarın İstanbul'u da kazanması, Ankara'yı çok mümkün görmüyorum ama İstanbul'u kazanması, kaybetmesi mümkün olan işte Bursa'ydı vesaire gibi yerleri kaybetmemesi, Antalya, Mersin gibi yerlerde kazanması, ilçelerde mesela İstanbul'da Kartal'da e, seçimi kazanması gibi iktidar lehine büyük bir e, önemli bir başarı olmadığı takdirde ya da muhalefet e, nezdinde İstanbul'u almanın ötesinde Bursa'yı da alması, birçok yerde koruması, ilçeleri de alması gibi büyük bir kırılım olmadığı takdirde biz yerel seçimleri geride bırakacağız ve anayasa tartışmalarına gideceğiz. Ve orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci önceliğinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ekonomi rayına sokmak, daha sonra da kendisinin görev süresini uzatacak formüllerin peşinde gitmek olduğunu düşünüyorum. Bunu da açıkçası biraz geçmişe baktığımızda görüyoruz. Türk siyasetinde biz ne rahmetli Demirel'de, ne Erbakan'da, ne Ecevit'te. Hiçbir siyasi liderde ki hiçbirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar güçlü bir zemine de sahip değildi. Siyaseten kenara çekildikleri zaman ya da hayatlarının sonunda bırakmadılar. Hele hele kazanma ihtimalleri varken bırakmalarını hiç düşünmediler bile. Ben cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da böyle bir düşünce içerisinde olacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin sonucu İstanbul'da bu yüzden önemli zaten. Eğer Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanırsa 2029 seçimlerinde 28 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında önemli bir aktör olarak devam edecek ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'da üçüncü kez mağlup etmiş olacak. Şimdi denilecek ki bu yerel seçim Erdoğan'la yarışmıyor, toplumunu böyle görmüyor. Evet Murat Kurum'la yarışıyor ama kimse Murat Kurum'u yendi demeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yendi diye bakacak. Çünkü daha sonrasında 2028'de bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı durumu söz konusu. Ki 2023 seçimlerine kadar da bir Sayın İmamoğlu'nu sürekli Erdoğan'la rekabet edebilecek, belki Erdoğan'ı yenebilecek aktörler arasında saydık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak konuşmadık. Dolayısıyla İstanbul seçimlerinin Sonucu Türkiye'de bundan sonra nasıl bir süreç yaşayacağımızı belirleyecek. Ben İstanbul seçmeninin de bu psikolojiyi önceleyerek, tek başına değil ama bu psikolojiyi önceleyerek e, sandığa gideceğini ve buna göre oy kullanacağını düşünüyorum. Eğer ki e, muhalefet kaybederse, yazıda da bahsettiğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere parlamentodaki diğer muhalefet belki İyi Parti'nin belki Saadet Gelecek Deva bilemiyorum. Diğer milletvekilleri de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kolay olmadığını gören bir seçimi daha kazandığını gördüklerinde Cumhurbaşkanı ile ve iktidarla nasıl diyalog kuracağını belki yoluna bakacaklar. Ve orada 360'ı bulma ihtimali gündeme gelebilecek Erdoğan'ın hele bir de birkaç sene sonra ekonomiyi düzeltir, enflasyonu kontrol altına alabilirse. Ama bu olmadığı takdirde ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem iktidarı yürütmesinin hem de daha sonra kendi görev süresini uzatmasına dair matematiği temin etmesinin son derece zor olacağı kanaatindeyim. Peki eee Aktaş. Ee, önce isterseniz Şaban Sevicü sorusu. Ya ben dik soremek istiyorsan ben devam e, e, ardından da e, bu çerçeveye yani eğer yeniden refah saadet gelecek deva burada İstanbul'da <laughs> ve yerel seçimde eğer bu strateji tutsa yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yarışıyoruz. Kendinize gelin biz bu tarafız gibi bir strateji yerel seçimde tutsa Yerel seçimden sonra da parlamentoda yeni anayasa tartışmalarında ve diğer tartışmalarda aynı hat devam edebilse biz o zaman bugün yerel seçimi değil aslında önümüzdeki birkaç yılı konuşuyoruz demektir. Ama eğer öyle değilse herkes oyunu alır sonra dağılır. Konu yerel seçimle sınırlı. Bunlar da taktiksel söylemler diyorsak bu da başka bir konu. Biz o anlamıyla Türkiye'de siyasetin aslında geleceğini mi konuşuyoruz bugün, bugünlerde? yoksa 1 Nisan'da bambaşka şeyler konuşuruz. Bu konu kapanır. Yani Şaban Bey'in söylediğine cevap vereyim. Aslında söyle, tamam. sorduğun soru çok kıymetli bir soru. Onun da devamında getireyim. Şimdi şöyle biz genel araştırma olarak yani veri açıklamada gerçekten çok dikkatli bir firmayız. 28 yıldır sektördeyiz. Hemen hemen tamam. yani hiç böyle eskiye gitmeye gerek yoktur. Bir de şöyle mesela ya biz bu seçimde de tutturduk ifadesini hiç kullanmıyoruz. Yani hani bir şey gibi olur ya tesadüfen bir defa tutturabilirsiniz, iki defa tutturabilirsiniz ama 28 yıldır işte akademik bilimsel hem bilime saygı göstererek hem müşterimize hem topluma saygı göstererek veri üretiyoruz ve bu veriyi de saygın bir şekilde yayınlıyoruz. Hatta ben şunu da böyle şeyle çok böyle rahat bir şekilde şunu da ifade ettim. Benim bir dünya görüşüm var, benim bir tarafım var, siyasal anlamda bir duruşum var. Ta 15 yaşından beri bu duruşum aynı hiç değişmedi. Yani bu memleketin işte vatanperverliğinden, milliyetçinden, milli görüş geleneğinden hatta bir adım öte İslamcı geleneğinden gelen birisiyim. Ama hiçbir zaman bu dünya görüşümü ben veri açıklama meselesine, meselesine karıştırmadım. Çünkü yönüyle de toplumun karşısına verdiğiniz sınav. Bu ekonomik bir sınav değil yani. Bu bir tutarlılık sınavı, bir dürüstlük sınavı. Mesela bir önceki seçimde Şaban Bey'in arkadaşlarından 20 tane firma Kılıçdaroğlu 55-60 puanla kazanacak diyordu. Ya biz de burada geliyorduk karşında 4 tane kontrolden çıkmış 55-60'lık adama karşı biz işte efendi bir şekilde ya AK Parti birinci turda kazanmaya yakın ikinci turda 2 iki puanla kazanıyor ifadesini kullanıyorduk. Şimdi birkaç il söyleyeyim ben. İstanbul'la alakalı da bir cümle kurayım. Mesela bugün Ankara Mamak'ta bir sonuç çıkardık. Yani 7-8 puanla AK Parti mama alıyor. Orada İyi Parti iyi ol, oy alıyor. Ben şeye de baktım, önceki oylarına baktım. İyi Parti rekabette kendi oyuna yakın bir oy aldığı zaman orada tablo değişiyor. Muhtemelen Mamak'taki tanımadığım bir isim İyi Parti'nin adı iyidir. Mesela Antalya'da kıran kırana bir yarış var. Zaten biliyorsunuz Ankara bütün seçimlerde bir puan önde bir puan geride şey var. Şöyle ben eğilime baktım. Hani buna başa başlayabiliriz ama yükseliş AK Parti'den yana Antalya'da. Antalya. Antalya yine bir puan, iki puanla biter ya birisinin lehine ya birisinin aleyhine ama ben şey dedim mesela önceki seçimde Menderes Bey'le bir görüşmemiz vardı. Bir araştırmada şeydi. Menderes Bey bir puan öndeydi. Öteki de başa baş gelince ben arkadan gelenin önde şey geçeceğine kanaat getirdim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağına. Mesela Antalya seçimi öyle. Diğer taraftan Balıkesir'de Muhtemelen orada da Turan Çömez, hatırı sayılır bir ayı alıyor ve o da şeyin Yücel Bey'in elini rahatlatıyor Balıkesir'e baktığınız zaman. Bursa yani, 20 gün önce gitmiş bir araşmamız var. Şöyle Şaban Bey, ben kamuoyuna karşı sorumluyum size karşı değil. Yok yok estağfurullah, estağfurullah elbette tabii saygı duyuyorum. Ama şöyle ben Ama şey, şöyle, ben, söyle, ben kanaatinizi farklı... sormadım, şunu sordum. Ha. Genar... İhsan Sanaktaş neden bu süreçte bir İstanbul anketi açıklamıyor? Öyle işte çatır çatır. Sanatınızı açık... sormuyorum. Bir çatır çatır yani bizim de konuşabileceğimiz geliyorum. bir anket. Şöyle çatır çatır buyurun, açıklıyorum buyurun. sabredin. Ee, şimdi Bursa'da yaptığımız bir araştırma var. Biz 20 gün önce yaptığımız araştırmada Bursa'da Ali Ali Nur Bey 2.5 3 puan öndeydi. Bugünkü veriye tekrar bakmamız lazım. Diğer taraftan e, İzmir'de çok enteresan bir durum var. Ya biz zaman zaman diyorduk ya bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmen hizmet almasa da gider işte altı oka mührünü basar illa kazanır. Fakat şöyle olur ben bunu dem seçmeninde de gördüm. Şimdi bir, bir seçimde bakıyor politika yok, iki seçimde yok, üç seçimde yok, on seçimde yok. Yavaş 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 artık seçmene gına geliyor ve mesela şeyde HDP seçmeninde yüzde on ikiden yüzde sekiz küsürlere düşüş var. Türkiye, ve hala parti içinde bunu tartışıyorlar. Yani artık seçmen bir zaman sonra tahammül sınırı zorluyor. Mesela İzmir'de e, İyi Parti'nin adayı var. Hamza Dağ ben biraz da şöyle. Mesela şu an AK Parti kampanyaları içerisinde en şey keyifli giden kampanya İzmir kampanyası. İzmir'i öne alıyor, İzmir'i merkeze alıyor ve orada da yarış şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gidiyor. Muhtemelen İzmir sonuçları Türkiye'yi şaşırtabilir. E, şöyle o İzmirli'nin hani kim olursa oy veririz. CHP'li olsun yeter altı oku oy bakarız psikolojisi vatandaşı yordu İzmir'de. Ya ama şey değil bu hani bugün A parti kazandı B partisi kazandı değil. Ya İzmir'i iyi takip etmek lazım geldiğini düşünüyorum. İstanbul ilçelerden mesela Beyoğlu bugün biten bir araştırma var elimizde. Beyoğlu'nda da o şey beklenti vardı acaba Beyoğlu'nda Eyüp'te AK Parti alabilir mi diye. Beyoğlu'nda AK Parti'nin sorunu gözükmüyor. Eyüp'te de İyi Parti'nin bir hanım adayı var. Hatırı sayılır bir oy alıyor. Yani İyi Parti oy alır dediğiniz zaman zaten sonuç şu an böyle birkaç tanesini hani saydık. Ak Parti yarıyor anlamında mı? Tabii tabii. İstanbul'la ilgili de biz İstanbul'la ilgili bir araştırma bitirdiğimizde durum başa baştı. Bunu defalarca açıkladık. Şu an ilçeler bitmek üzere. İlçeler bittiğinde yani, toplamda... Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu başa başlıyorsunuz. Başa baştı bir 20-25 gün önce. Biz Turgut Altınok, Mansur Yavaş. Şöyle orada şu an Ankara'da bütün araştırmamız yoktur. Şey vardır ya hani mesela şu an parça parça elimizde ilçeler var. Ankara'yı bütün yapmadık. İstanbul'da ilçeler 3-4 tane kaldı. Bittiğinde mesela Büyükçekmece'de enteresandır. Büyükçekmece Başkanı her zaman seçim gecesi kazanmıştır bugüne kadar. 200 oyla, 600 oyla, 400 oyla. Bu sene sanki böyle seçim kaza, gecesi kazanmakta zorlanacak bir şey var çünkü biraz fark var büyük çekmecede biten ilçelerden ee, normalde eskiden hani mesela Beşiktaş'ı sormanıza gerek yok zaten Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy'ü zaten sormanıza gerek yok hani e, kendi ilçeleri açısından herkesin Ak Parti'nin büyük çekmeceyi zorladığını gördüm elimizde olanlardan ee, Cumhuriyet Halk Partisinin zorladığı yerler var yani. Onların birkaç ilçede zorladığı yer var şeyde yani AK Partili ilçelerde. Ben şöyle görüyorum. Eğer İstanbul seçimi yani... Sürpriz var mı? AK Parti lehine sürpriz var mı? Cumhuriyet Halk Partisi lehine sürpriz var mı? Ya şöyle ben çok büyük sürpriz beklemiyorum. İstanbul yarışını kimin kazanacağı önemli. Antalya her seçimde bir AK Parti'ye gitmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş. Antalya'nın ilginç bir pozisyonu var. Burada şöyle belki son 10-15 günün atmosferi e, havayı değiştirecek ki. Ben şunu söyleyeyim. Mesela 10 gün önceki atmosferi İmamoğlu'ndan yanaydı İstanbul'da. Fakat ben iki meselenin İstanbul'da e, İmamoğlu'nun kafasını çok karıştırdığını düşünüyorum. Tam burada araya gidelim. Çünkü Tabii. dönüşte şunu konuşacağım. O sor sorunuz önemliydi ona geldi. Tamam. E, dönüşte e, şunu konuşalım. E, son turu e, onun üstünden yapalım. O da e, hakikaten adayların gerek sahaya çıkması gerekse medyada yer alması, oradaki performansları avantajlı durumdayken dezavantajlı dönüşenler var mı? Dezavantajlı iken avantajlı duruma dönüşenler var mı? O performanslarla bu iki haftayı nasıl sonlandırırlar, nereye götürürler? Onları konuşalım aranın ardından. Evet son aramızda verdik ve son blokta kesintisiz devam edeceğiz. İhsan insan Aktaş sorunun ikinci kısmına evet. e, yanıt verip hemen orayı hızla bağlasın evet. ve e, türlü ayarlık devam edelim. Yani siyasi analiz yapacak olursak yani Türkiye'de hiçbir zaman yerel seçimler genel seçimlerden farklı olmadı. Mesela 2019'da muhalefet partileri başarı ortaya koydular. Hemen arkasına şunu dediler. Bu ortaya koyduğumuz başarıdan sonra biz hükümeti devraldık. Artık hangi gün iktidar değişecek, hangi gün biz işte seçim olacak ve iş başına geleceğiz. Dikkat ederseniz o dört yılda e, iktidar partisinin kazanma ihtimalini hiç gündemlerine almadılar. Dolayısıyla aslında bir yönüyle yerel seçim atmosferleri genel seçimi de belirliyor. Fakat şeyin de Türk halkının da böyle bir seçimden bıkmışlığı var. Bir seçim, iki seçim, kırk seçim. Ya yani muhtemelen bu önümüzdeki dört yılda bu seçimin kazananı olacak, mutlaka olacak ilçe, belde, köy. Yani bir belde de kişi için önemlidir, seçilen için. Yani İstanbul herkes için önemlidir ya da Anadolu'nun bütün illeri önemlidir. Fakat toplamda baktığınız zaman mesela bugün bir siyasi hararetin oluşmaması, bir büyük tartışmanın olmaması, dişe diş mücadelelerin olmaması biraz da vatandaş aslında bu konuyu serin kanlı geçirtirmek istiyor. Bu vatandaşın konuyu serin kanlı geçiştirme isteği de şeye yarıyor. Diğer taraftan Türkiye'de aslında siyaset anlamında bir iktidar partisinin bugüne kadar 20 yıllık ne yapıp yapmadığını biliyoruz. AK Parti de AK Parti bir aşamaya geldi dayandı. Ben geçtiğimiz yıl genel seçime gitmeden önce AK Parti'nin ikinci 20 yılı diye bir makale yayınlamıştım. O zaman AK Partili bazı elitler dahi AK Parti'nin geleceğinden çok umutlu değillerdi ama ben muhalefet analizini orada çok detaylı yapmıştım. Yani Muhalefetin durumu analiz ettim, iktidarın durumu analiz ettim ve iktidarın önünün hala açık olduğunu. Şimdi AK Parti geldiği nokta bir durumla karşı karşıya. AK Parti kuruluş döneminde siyaset üretirdi ve bürokrasi bunu uygulardı. Meclis ya da yani şeyler siyaset üreten partiydi. Şimdi giderek AK Parti siyaset üretme mekanizmasını biraz Erdoğan'a bıraktı gibi. Yani kendisi daha pasif pozisyonda duruyor. Bence seçimden sonra parti bir tercih yapacak. Acaba siyaset üretimini hala tek başına Cumhurbaşkanı'ndan bırakacak yoksa parti yönetimi geleceğe dair? Mesela işte yeniden Refah Partisi üzerine bir analiz. Biz hani iyi niyetle yeniden Refah Partisi'nin acaba hala sürece katılıp katılamayacağına dair fikir geliştiriyoruz. Yani bugünkü sürece ama bu tür süreçler aylar önceden ele alınır tartışılır partinin trendine bakılır. Belki de mesela 3 ay önce Yeniderefo Paris'te masada anlaştılardı sadece İstanbul'da bir ilçeyle masadan kalkılabilirdi. Ama bugün baktığınız zaman iş zorlaşıyor. Dolayısıyla bence Türkiye siyasetinin geleceğini elbette ki yani İmamoğlu başarılı olur, Cumhurbaşkanlığına aday olur, bir başkası başarılı olur. Zaten az buçuk bir de birkaç cümle edeceğim. AK Parti'nin siyaset üretme biçimine karar vermesi bir bakıma Türkiye'nin siyasi geleceğine dair bir perspektif açacak. Şimdi şey de Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz nihayetinde muhalefet dediğimiz zaman maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak zorunda kalıyoruz. Henüz diğer partiler iktidar aday pozisyona gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kurumsalda ben şöyle bir örnek vermiştim. Arap ülkelerinde mesela şehir savaşlarına, şehir gençlerin şehir gerillalığında başarılı olmasını şuna bağlıyorlar. Ülkeler yani devletler ülkeleri sınırlarda koruyamadığı için gençler iç hatlarda rakiplerine karşı ya da düşmana karşı başarılı operasyon yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de durum şu, kurumsalın bütününden bir gelecek tahayyülü çıkmadığı için bu gelecek tahayyülünü gerek içerideki fertler yani Mansur Yavaş'a İmamoğlu gibi gerek de ise halk da biraz kurumsal beklentiden ziyade kişiler üzerinde bir beklenti yöneltti. Şimdi Ankara'da Mansur Yavaş'ı ele alalım. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP'li, kendisi mesela önceki dönemde tek başına seçime girmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi oy aldığı 4-5 tane belediye muhtemelen Milliyetçi Hareket Partililer tarafından yönetilecek Ankara'da. Şimdi demek ki burada Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ya da toplum geleceği partiden ziyade biraz bireyler üzerinde görmeye başladı. Tıpkı bu Arapların hani ülke satında savunma olmayınca gençlerin şehir gerillacılığında başarılı olması ki işte bugün Hamas'ta koskoca işte dünyanın bütün finansını, bütün medyasını elinde bulunduran İsrail'e karşı meydan okuyor. Ha gelecekte bir AK Parti'nin pozisyonu yani siyaset üretme biçimi önemli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi bitmeyecek. Ben, Peki bu, bunun dışında da İyi Parti'nin bu özü başına performansı acaba 8 onlara dayanacak mı, dayanmayacak mı? Bir de Zafer Partisi de yeniden Refah'ında ben takip edilmesi gereken partilerden olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye siyaseti seven, halkı da siyaset seven bir toplum. Biz yine bu meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Peki. Yani seçim bittiği gün, ertesi gün her şey bitmeyecek. Ama. Tamam. Şimdi şu iki hafta var ve bu iki haftada yarışı gerek İstanbul üzerinde gerek Türkiye satında ne belirlenecek meselesini... ve en önemli parametrelerden bir tanesi de yarışın muhataplarının, özlerinin yani adayların televizyonlara çıkması, sorulara yanıt vermesi ya da verememesi, dilinin sürçmesi ya da çok güzel konuşması, hatta iyi oynayıp oynamaması, her şey <laughs> bir parametreye dönüştü. O anlamıyla adaylar belli olduktan ve halkın karşısına çıktıktan sonraki performansları, yani şu bir buçuk iki haftalık performansları hangi adayın lehine işliyor, hangi adayın aleyhine işliyor yorumunuz nedir? Şimdi tabii özellikle konvansiyonel medyayla yeni medya teknolojilerinin iç içe geçişiyle siyasal iletişim pazarlamalarında da ciddi inovasyonlar oldu. Özellikle bugünlerde baktığımızda sosyal medya platformlarını çok etkili biçimde kullanan siyasi aktörlerin seçmenle ve seçmenin aslında bütün farklılıklarıyla temas etme oranı daha da artıyor. Siyasal iletişim pratikleri açısından ve literatürü açısından Amerika'da bu propaganda süreçleri çok etkili olduğu için özellikle Richard Nixon'la John F. Kennedy'nin bu tartışma kültürünü ortaya koyan ve o tartışmasında radyodan dinleyenlerle televizyondan izleyenler arasında hem beden dili hem ifadeler hem de söylemlerin etkililiği açısından seçmende bir farklılık oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ama mazeli, Türkiye'de biz şöyle bir şanslılık içerisindeyiz. Bu tartışma daha çok dolaylı bir şekilde işte akademisyenler, gazeteciler araştırmacılar üzerinden oluyor. Son yani Konunun muhataplarının karşı karşıya gelip tartıştıkları, tansiyonu kendi ölçüde, kendi mimiklerini, kendi cümlelerini e, paylaştıkları tartışmalar maalesef ki yaşayamıyoruz hiçbir düzeyde. Şöyle 2019'da bir örneğini yaşamıştık Sayın İmamoğlu'yla evet. e, Binali Yıldırım arasında. Tabi bu da tek başına bir gösterge değil. Az önce saydığım bütün faktörleri her iki adayın da hem İmamoğlu'nun hem de Murat Kurum'un çok ciddi ekipleri olduğu için bu iletişim süreçlerini yönetiyorlar. Fakat bunun dışında elbette siyasetin organik tarafına baktığımızda bu organik tarafın en fazla birebir tartışma ve konuşmalarda karşılık bulduğunu görüyoruz. Mesela bundan 15 gün önce çünkü başa baş bir yarış olduğu için rüzgarın yönlendirilmesi açısından da adayların performansı etkileyici Mesela, oluyor. Mesela kimin olur? ihtiyacı var? Şöyle, Televizyonda bir nevi düelloya çıkmaya, örneğin adaylardan hangisinin şu an, ihtiyacı şu anda var? Bence, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Şu anda mu? Ekrem İmamoğlu nun nun var. mu var? Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler doğrudan Murat Kurum'u davet etmek suretiyle ya da arenaya çıkması yönünde bir tazik uyguluyorlar. Bu İmamoğlu'nun az önce tartıştığımız metro ve benzeri performanslardaki yetersizliği ile ilgili eleştirilerden kaynaklanıyor. Ve süreç her gün farklılaşıyor. Mesela 2 hafta önce yaklaşık ya da 10 gün önce daha genele tartışmaları sirayet ettiren Murat Kurum'un siyaset üstü konularla ilgili söylemleri eleştirildiğinde İmamoğlu'nun daha fazla öne geçtiğiyle ilgili bir tartışma yapılıyordu. Evet. Fakat Sayın Kurum performansı, projeksiyonları ve gelecek vaatleriyle ilgili özellikle deprem kentsel dönüşüm ve yeni vaatleriyle ilgili bir ortamı, bir vasatı daha fazla baskın kılıp tartıştırdığında İmamoğlu'nun önüne geçen bir aktör olarak görebiliyoruz. Özellikle son günlerde. Bir de İmamoğlu açısından bu az önce bahsettiğimiz ama genel bir tema olarak konuşmadığımız son bir haftayı domine eden İmamoğlu'na yakın isimlerin 2019'daki bu parayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın bir soruşturmaya evrildiği bu durumda bazı meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ama bir diğer performansını sorunsallaştıran ya da kamuoyu algısı açısından İmamoğlu'nu geriye iten bir husus da hem Habertürk ekranları hem isteğe bağlı platformlar ya da kişisel e, münasebetlerle işte Altaylı gibi isimlerin de katkılarıyla İmamoğlu'nun doğrudan birebir Cüneyt Özdemir örneği de önemli sorulara verdiği cevaplarda zaman zaman hatırlamıyorum ya da zaman zaman eleştirel tonda kendisine yöneltilen sorularda performansla ilgili yetersizliğini kabul etmesi ve öz yapması bence son haftada Rüzgar'ı biraz daha Murat Kurum lehine yönlendiren bir husus. Zaten Murat Kurum ismi açıklandığında ben o zaman da yazmıştım. Murat Kurum'un İstanbul'a Cumhur İttifakı tarafından aday gösteriliyor oluşu onun teknokrat kimliğiyle özdeş bir seçim e, söylemi olarak ortaya çıkmıştı. Ya yani Murat Kurum'dan beklenti şu aslında. Genel siyaset ya da sana doğrudan sataşmalarla ilgili herhangi bir biçimde bunlara karşılık verme ya da olabildiğince karşılık verme. Genel vasatı ve tartışma iklimini, projeksiyonunu seçim vaatleriyle ilişkilendir ve önünde sen henüz aday olmadan İstanbul İl Teşkilatının ...İhsan Aktaş'ın söylediği İstanbul'un kayıp günleri kayıp ayları ya da kayıp yılları olarak kavramsallaştırdığı performansla ilgili eleştirilere odaklan ve kendini anlat. Eğer sen siyasetle ilgili doğrudan muhatap alıp bir didişmeye girersen senin teknokrat kimliğin burada aşınır. Aşındığı yer işte Filistin örneği olduğu gibi genel siyasetle ilgili mevzularda doğrudan muhatap alması ve bunlarla ilgili bir tartışma vasatına kapılması. Şimdi bu vasatın dışına çıkıp bu vasatı paranteze aldığında çünkü İmamoğlu doğrudan dolaylı bir sürü aktörün bir biçimde hani, e, söylem alanında çatışma ürettiği ortada. Şimdi Murat Kurum'dan beklenilen o teknokrat kimliğiyle özdeş, onun için Kadir Topbaş mukayesesi devamlı ya yapılıyor. Bu vasatta, bu iklimde bir siyasal iletişim pratiği kampanyası yönetmesi. Küçük Şahin, bu anlamıyla Ekrem İmamoğlu'nun ekranlara çıkmaya başlaması, oradaki performansı biraz böyle psikolojik olarak onun lehinde işleyen bir süreci tersine mi çevirdi? Buna katılıyor musunuz? Bir de İstanbul veya teknik konuları konuştuğunda Murat Kurum'un ağır bastığı, daha genel siyasal meselelere doğru gittiğinde de Ekrem İmamoğlu'nun ağır bastığı tezine ne diyorsunuz? Karşı karşıya gelirler mi? Herhangi bir televizyon programında ve bu karşı karşıya giriş bu son iki haftada seçimlerin kaderini nasıl ettikler? Onlar üzerinde diğerlerini de soracağım. Yani Ekrem Amoğlu karşı karşıya gelmek istiyor biliyorsunuz bir televizyon yayında. Bu talebini de iletti ama Sayın Kurum'un bunu karşılayacağını ben de düşünmüyorum. Çünkü Sayın Kurum bana sorarsanız hala bürokrat işte hocanın da dediği gibi teknokrat kimliğiyle biraz önünde görünüyor ve e, oysa bu görüntü ona Cumhurbaşkanı'nın e, gölgesinde kalıyor gibi bir izlenim Zaten bütün konuşmalarına da biliyorsunuz şey diye başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın size e, selamlarını saygılarını getirdim diye şey yapıyor. Bir kere oradan kurtulamıyor. Bir de teknokrat kişiliğiyle ilgili e, söylemleri de e, bir süre sonra yıpranmaya başladı. Yani neydi? İşte deprem konutları. E ama e, vaat edilen sözler yerine gelmedi. Orada İşte ne diyor? Mesela Silivri'de diyor 8 tane plaj açacağız diyor. E ama e, Muğla sahillerinde bütün plajları açtılar da sadece zenginleri açtılar. Çet raporları hiç dinlenmeksizin, çet raporları bile istenmeden e, buralar özelleştirildi ve halka kapatıldı. Yani söylediği sözlerin son 5 yıldaki uygulamaları örneğin dedi ki işte metro, bus istasyonları çok yoğun. Ben olsam istifa ederim. 5 yıldır Ekrem Mamamoğlu yönetiyor. Şimdi bir sorumluluk yüklüyor yani. E o zaman düşünüyorsunuz. E Sayın Kurum siz 2006'dan beri kentlerin dirençli hale gelmesiyle ilgili en önemli kurumların en önemli yöneticisiydiniz son 5 yılda. Mesela şu. Bu söylediğiniz bu verdiğiniz örnekler Hani hakikaten büyük seçmen kitlelerinin böyle milyonların algısını ve eğilimlerini Hayır, etkileyecek işte örnekler şeyi mi? değiştiriyor. Bakın şunu değiştiriyor. Yani güvenilirliği değiştiriyor ve de Allah Allah. Sözü kendi içinde bir tutarlılık barındırmıyor. Diyor ki istifa etsin. E ama deprem oldu. 50 bin kişi öldü. heyelan evet. oldu. Yani chat raporu verdin. Hala 9 işçi işte oranın altında. Yani ne zaman istifa edeceksiniz? İstifa etmeyi bırakın. İstanbul'a Belediye başkan adayı oluyorsunuz. Yani Allah'tan Japonya'da değiliz yani. Şimdi sözlerin nereye gittiği noktasında da öyle olunca doğal olarak gelmiyor. Ha, Ekrem İmamoğlu çok çıkıyor. Hata yapıyor. Yapabilir de. Sen buna katılıyor bu, musunuz? Şeye katılıyor musunuz? Mesela bu son haftadaki e, performansları e, gerek Habertürk'te gerekse de Cüneyt Özdemir'deki performansları Ekrem İmamoğlu'nun bir nebze yer almasına sebep olduğu yorumuna katılıyor musunuz? Şimdi Şöyle iktidarın kullandığı ve de üstüne yürüdüğü argümanlar doğru. Bu doğru. Ama dikkat ederseniz Sayın Kurum pek görünür değil bu süreç içinde. Yani o nedenle böyle bir kıyaslama yapılmıyor ama sahada Ekrem İmamoğlu daha çok var. Yani mitingleri olsun, turlarıyla olsun, açılışlarıyla, işte temel atmalarıyla şunlar daha çok sahada var. Sayın Kurum pek sahada yok. O yine dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bu seçim alacak? Ben de gelip burada oturacağım. Ama bu görüntü, bakın bu çok önemli bir şey. Yani kenti kim yönetecek? Seçmen buna bakıyor. Belediye başkanı seçiyor. Kim yönetecek kenti? Ona bakıyor. Yani e, sayın kurum ben yöneteceğim bir türlü diyemiyor. E, i̇şte bütün bakanlar diyor ki biz bu alanlarda biz yapacağız ve sayın Kurum da işte. Buralarda bulunacak, açılışlarda bulunacak gibi bir hava doğuyor. Bakın, bu e, seçmenin aldığı bir şey ve seçmenin gördüğü bir şey. Ama o da istiyor ki ya gelsin ve bu kenti yönetsin. Yine demin söyledim hiçbir şey yapmadı söylemi üzerine. E, İstanbul'un her tarafında işte İstanbul başardı e, sloganıyla yürüyen, zaman, yürüyen evet. sloganıyla yürüyen bir kampanya da var. E, orada da anlatılıyor. Ve seçmen de bunu görüyor. Yani bunlara baktığımızda son 15 güne girdiğimizde bu daha da artacak. Bundan sonra sanıyorum işte yapacaklar daha çok öne çıkacaktır. Ama iktidarın bu kadar yüklenmesi geçmişteki örnekleri de e, anımsatıyor. Şöyle yani işte Ekrem İmamoğlu Murat Kurum çok sert konuşmaya başladı. Ben tekrar söylüyorum yani Ekrem İmamoğlu da kullansa Murat Kurum da kullansa ben bütün sert sözlüklere itirazım var ya yani o ayrı bir şey. Ama bakıyorum Murat Kurum şeyden uzaklaştı o temok, teknokrat bürokrat belki siyasi bir kimlik sağlamaya çalışıyor ama işte e, tek bayrak tek millet tek vatan'a itirazın mı var? İt, rahatsızsın diyor. Ya da işte terörle yan yana göstermeye çalışıyor. Niye? Çünkü şeyden uzaklaşıyor. Yani o icraatçı işte ben yapabilir mi gösteremedi, ikna edemedi. Çünkü kampanyanın başından beri bugüne kadar ona çalıştı ve ikna edemedi. İşte başa baş deniyor. En fazla söyledikleri o. E geldiği yoru öne geçemiyor. Öne geçemeyince Allah Allah ben acaba siyaset mi yapsam yani bu şekilde saldırsam mı? O da oturmuyor. Hani hep denir ya birisi bir şey söylediğinde oturup oturmadığına da bakılır üzerine. O nedenle oturmuyor. Önümüzdeki 15 günde de bunu ne kadar değiştirir bilemiyorum. Ekrem İmamoğlu daha çok sağda olacak benim gördüğüm. Evet televizyon programlarına çıkmaktan da imtina etmeyecek. Ee, ama e, bir siyasi olgunluğundan da söz edebiliriz aslında. Ki herkes zaman zaman hata yapabilir. İşte sözcükleri hatalı da kullanabilir. Bu Cumhurbaşkanı da Murat Kuruma da bütün siyasetçileri de özgü bir şeydir. Ama toplamda baktığınızda e, kiminle ilgili seçmenin, Algısı nerede oluşuyor? E, o oluşturacak. E, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tekrar söylüyorum. İktidarın bu yüklenmeleri hep aklı şunu getiriyor. Ya işte seçimi kaybetti. 700 tane terörist sandık başındaydı dendi. Seçmen diyor ki bir kişi bile mahkum olmadı. Sonrasında işte İBB'de şu kadar terörist çalışıyor dendi. Bir kişi bile çıkmadı. Sonra o siyasetçi çıktı dedi ki ya ben onu siyaseten söyledim. E ama bunlar siyasetten söylenecek şeyler değil. Bu çünkü seçmen vicdanında kalıcı yer bırakıyor. Peki. Ve tekrar söylüyorum 10 e, 31 Mart'la e, 24 Haziran arasındaki seçmen davranışındaki değişiklik de özellikle bu haksız ve adil olmayan eleştiriler üzerine ya da kararlar üzerine gelişmiştir. E, bu dönemde böyle sürdürülüyor. E, onun da Ekrem İmamoğlu lehinde bir e, tutum e, seçmen tutumuna neden olacağını Cem görebiliyorum. Çocuk, şimdi e, bir sürü şeyi tartışıyoruz böyle öngörmeye çalışıyoruz ama Öngörülemez şeyler de var. Bu öngörülemez şeylerin başında da yarışın içerisinde olan adayların kuracağı bir cümle, açıklayacakları herhangi bir şey hayda deyip kartların yeniden dağılması sebep oluyor. Yani hiçbir tartışma programında mesela Sayın Turgut Altınok'un işte mülk Allah'ındır diyeceği, daha sonra bir şey açıklayacağı, bunun üzerinden böyle bir tartışma oluşacağını öngöremezdi kimse. Mesela bunun seçimi Ankara'da nasıl etki edeceğini de öngöremezdik. Bu iki hafta içerisinde de her adayın farklı farklı birçok konuda yapacağı açıklamalar söyleyecekler mutlaka olacaktır. Soru şu, ya bu seçim o kadar büyük bir şey ki herhangi bir adayın böyle şapkan tavşan çıkarıcısına gösterici bir performansla lehine de dönmez, yapacağı bir hatayla aleyhine de dönmez. Onun da payı küçüktür, onun için adayların performansı çok belirlemez mi dersin yoksa aksine... Aslında sürprizlere ben açık şimdi, olalım. Bu iki haftada her şeyi yapabilir her aday. Ben şu an mesela herkesin kime oy vereceğinin belli olduğunu düşünüyorum. Bence bir iki aydır bu böyle. Yani mesela benim kime oy vereceğim, bir ev hanımının kime oy vereceği, bir iş adamının ya da bir Beykoz'da yaşayan biri, avcılarda yaşayan birinin kime oy vereceği bence belli. Yani bunun bir kısmı ideolojik. Yani bir CHP'nin, ki CHP'liler daha ideolojik, çünkü asla partisini eleştirmiyor, asla yanlışını görmüyor. Biz diyor ölümüne CHP'ye gidiyoruz. En çok eleştirici CHP'de var. Bir, bir saniye, Biz AK Parti'nin burada hayat pahalılığı, emeklilik, anayasa mahkemesi yüz kere. Şimdi CHP'liler özellikle mesela Sayın İmamoğlu'nun e, destekleyenler onu böyle bir benz, yani böyle bir şey gibi çok kutsal biri gibi görüyor ve hiç hata yapmamış gibi. Mesela bana burada AK Parti deseniz birçok doğrusunu yanlışını söylerim. Hep söylüyorum. Çünkü bir şeyim yok. Yani onu gördüğü zaman izleyici de beni takdir ediyor. Şimdi bakın millet o yüzden eğer iş hizmete bakılacak olursa AK Parti'nin Türkiye'de rakibi olmaz. Ben, biz Anadolu'ya gidiyoruz. AK Partili belediyeler olmasa Türkiye üçüncü bir yani üçüncü dünya ülkesi olur. Bu, bu, yapılan hizmetler. Mesela bakın hep programda söylüyorum. Önümde de duruyor çünkü hepsinin listelerini çıkarıyorum. Ve de CHP'li belediyelerin hizmetle anıldığı bir yer söyleyin bana. Ya deyin ki Ankara'da saygı duyuyorum Mansur Bey'e. Ya şunu yaptı mesela. Ya demiyorum ki çöpü toplamadı bilmem onu demiyorum. Ya şununla anılacak. Antalya'da Muhittin Bey, Zeydan Karalar Adana'da ya pandemide bir hastane yapacağım dedi. Orayı bile yapamadı. Yani mesela AK Parti iki hastaneyi bir an bir ayda bitirdi. Yani CHP, ilçeler var Karadeniz'de. Ki AK Parti onların çoğunu ya, geri belediyeyi Bak, bir saniye, özür, hiç kesmedim bakın. Hiç. Hükümetle CHP'li belediyeler, yapıyorum. bakın. CHP'li belediyeler Karadeniz'de ilçelerde var. Bakın çoğu AK Parti geri alacak. Millet geçen seçimde bir kızgınlık oldu. Diyor ki hükümet etkisi ve gücüyle belediyeyi kıyaslıyorsun. Bakın şimdi Konya'daki Uğur hiç Altay Bey. Hayır. Erzurum, hükümet hastane yaptı diyor. Adana Belediyesi yapamadı diyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Bakın Gidin şimdi Erzurum'da Mehmet Sekmen'e. Ali Nur Bey'e Bursa'da. E, Konya'da Uğur Bey. Kayseri'de Memduh Bey. E, Zeynel Bey Urfa'da. Mesela o da defaftan ki orada çok bir şey yapacak gibi anlatıyorlar ama değil. %50'nin üzerinde bir öyle alacak. Bunun gibi AK Parti belediyeleri her yere gidin mesela Çankırı, şey Çankırı MHP'de. Yani birçok yere gidin. Ya böyle hizmetleriyle anılırsınız. Şimdi zon, yani MHP'de gidelim. mi yapmamış bir Öğledim. şey? Özür dilerim. Trabzon'a CHP'li bir, İzmir'e gidiyorsunuz. Bir şey diye, ya şu metro hattını yaptılar. Şurada hayat kolaylaştı. Böyle bir şey yok. Demek istediğim şu. İnsanlar eğer hizmete bakacak olurlarsa AK Parti'nin açık ara alması lazım. Ama Türkiye'de ideolojik bakanlar var. AK Parti'de var ama AK Parti bazen partisini cezalandırıyor. Bakın 41'di. 47 idi 36'ya düşürüyor. Erdoğan ayrı. Milletin Erdoğan'daki yeri ayrı. Erdoğan'ı gönlünde ayrı bir yere koyuyor. Ama AK Parti millet cezalandırıyor. En küçük emekliler, özür, emekli özür vatandaşlar pide bile alamıyor. Ona geleceğim. Ona emekli geleceğim. Şu oda oda notlarım. Oda notlarım da var Şaban Bey. Hizmete biz, bakarsan AK Parti'nin açık ara alması lazım diyor. Bir hayır bir şey yani söylüyorum bakın. İnsanlar milyonlarca Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim şey Şaban çekiyor. Bey kesmeyin. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim bak kesmeyin e, Kesmeyin. Bir Dair Hiç anlamıyorum. Feryatları yankılanıyor. Emekliler ve ekonomik ona geleceğim. şartların o Zaten etkisinden. AK Parti'ye tek ya olarak AK, olarak bakın. AK Parti. Hani Hizmet ona geleceğim. Zaten Parti, onu ben söylüyorum. Bakın konusunu, perişan, emekli konusunu, emekli konusunu Türkiye'de gündem yapan 3 milyon, 4 milyon videoları Hayır, izlenen özür dilerim. Senin ya geleceğim. Geleceğim. Saygı geleceğim. Emek, Ama bu emekli işini muhalefet söyleyemediği için biz söyledik ya e, e, o primler ayrı olmasın çiftçiye de ya verilsin çalış. Söylemen ya söylemen değil. Bir saniye şey bunu ben değil. Ben ve arkadaşlarımız yani AK Parti de bu emekli işi şey yok. Perişan ya perişan durumda. bir saniye oluyor. Şaban Bey. Bir saniye. Şaban Bey bu söyledikleriniz duyuldu. Ben de tekrar ben... ettim ki yanıt verebilsin diye. Emekli Emeklimesi. Evet. Zaten Türkiye'de muhalefet yok ki. Biz söylüyoruz onlara da. Muhalefet bir şey mi söylüyor emeklilere şöyle yapacak. Yani sadece sırtındaki şey, olmadığı için e, böyle rakamlar bir şöyle yapısı, böyle yapılsın, böyle yapulsun diyor. Tabii muhalefeti izlemediğim için. Ya bir için. saniye Şaban Bey bak yesmedi herkesi dinledim. Ve Ak Parti zaten o e, bu meselede ben ve diğer arkadaşlar emekli işini defalarca benim onlarca videom var ya bunu düzeltin adalet sağlayamadı ben sen söylemi düzeltin. sen söylemiyorsun demiyorum ki Cenk Ya küçük. başka bir şey ben ona geleceğim ben Ak Parti tek eleştirim. ben şuna itiraz o, ediyorum. Bir, bu... Ak Parti'nin hizmetleri dikkate alınsa açık ara kazanır diyorsun. Ak Parti hizmeti Ya ona geleceğim işte ben de de onu, de onu söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ya kesse kesmesen söyleyeceğim. Ona geleceğim. Şeye gelince bugün. <laughs> ya iş eğer hizmetse Türkiye'de bu yerel seçim hizmete bakılır. Yani genel seçim değil bu. Genel ayrı. Gerçi genel olsa muhalefetin hiç şansı yok da. Ee, eğer bu yerel seçim olsa millet hizmete baksa AK Parti açık ara alır. Ama, ama burada diyorsun. ideolojik olarak CHP'liler partilerine Allah daha bağlı. Allah Allah. AK Parti de bağlı olan ama AK Parti Partisi olur olur bazen olur. cezalandırıyor. Mesela Bolu'da, Kırşehir'de kaybetti geçen seçim. Giresun'u Zonguldak geri aldı. İstanbul'a İstanbul'dan Ankara'yı geçen sene Kemal Bey'in kazanmasının sebebi ekonomi zaten. Ekonomi ve şey ama bakın İmamoğlu ile ilgili bir şey deyip işe, şeye bağlayacağım. Şimdi bakın vaatler yapan o televizyon programlarını söylediniz ya ben buradaki hepsini de izledim. Şimdi bakın 60 milyar bütçesi olan bir belediye mesela 5 yılda e, 3 bin konut dönüştürme ve 2 bin konut yapma toplam 5 bin konut mu yapar? Ya bu rakam bu. Kendi 10 bin sayfaları... Konut ya bir saniye bak ne olur yapmışlar. bak herkes dinledim kesme. Abi Ama yanlış takam veriyor. İmam olduğuna şey bu kadar bazı böyle adamı bunu. böyle şey kutsal şey gibi görüyorsunuz yani hiç eleştirilemez ya gibi. ya. Kutsal değil Özellikle ya. sen kit, kit taşın, bunu sen bizim Faruk çok yapıyor rakam, yani. Bin konut, bir şey dediğin an imam olduğuna, bir anlatayım konut. ben. Önümde hepsin var İmamoğlu. oldu. 5 bin, 100 bin konut yapacağız demiş. 3 bin tane yapmış, 2 bin tane de kentsel dönüşüm. Sadece Tevfik Bey'in kendisi Esenler'de, Bahçeli evlerde, Hakan Bey'in yaptığı 15-20 bin üzerinde. Sadece kendilerinin 5 yılda yaptıklarını söylüyorum size. Ve orada hatırlatıyor. Mesela her çocuk eğlenen biri İstanbul Belediyesi'nin tesislerinde bedava düğün olacak. Hatırlamadığını söyledi. Hızra yapacağım dedi. Denizaltı yolculuk yap, denizaltından geçilecek dedi. 5 yılda İstanbul'un deprem sorunu çözülür dedi ya. Benim de olduğum yerlerde bunu söyledi Sayın İmamoğlu. E şimdi diyor ki ben bu ar şey ar 5 yılda nasıl yapacağım, yılda yapacağım dedi. Onu demedi. Ya yani dedi şey, 5 yılda bir düzene girer yani dedi. Bir saniye, ya. Bir saniye. saniye, ya saniye, ya. Bak, saniye bak işinize gelmeyece anlıyorum ben sizi. Böler, ben, böler, ben anlıyorum sizi Şaban Bey. Ya ne ya bir saniye. Tamam, ya bir ki süreyi verimli kullanalım. Az kaldı. Size zaman kalsın. Megabüs bak. Megabüs kurulacak dedi. Bültenleri yanımda duruyor burada çantada. Megabüs kurulacak dedi. 100 bin araçlı kapalı otoparklar yapacağız dedi. Hem Anadolu hem Avrupa yakasına birer tane bir otogarlar yapacağız dedi. Metro hatlarını iki kat büyüteceğiz. Zaten e, bütün metro bakın CHP ile bizim anlaşamadığımız konulardan biri. Rakamı koyduğunuzda bile hani Sayın İmamoğlu birine bağırsa, bağırdı desem yok o bağırmadı. Aslında güzel söz söyledi diyorlar. Ya metro hatlarını tek tek kendilerinden alıyorum ben. Kendilerinden aldığım halde bile bak kendilerine de gönderdim Şaban Bey'e, Şükrü Bey'e. Ya o öyle Ş Şükrü Bey'in bana attığında bile rakamlar benim dediğim gibi. Tamam aynı yerde mi? Orayı konuştuk. Evet. Için. Sadece o şeye geliyor. Şeye gelince e, aktarmalar ücretsiz dedi bilmeyen bir sürü şey. yani Dolayısıyla şey İstanbul'da bugün trafik bakın. Ben CHP'lerin yoğun olduğu yerlerde çok gezdi, Bakırköy'de falan mesela meydan dediler meydan yaptık diye. O dediği geçen bir programda tartıştık Şükrü Bey'le. Gittim o meydanların beşini. O da mı olmamış? Ya bildiğiniz meydanla aynı meydan, parke taşı değişmiş. Sordum şimdi. Değer Beyazıt mi? Meydanı'nı ben çok iyi bilirim. Orada okudum. Bakırköy'ü çok iyi bilirim. Orada o tarafa yakın. Diğer, Sarıyer, oralara gittim. Ya bir me meydan Otoparktı arıyorum. Otoparkta Bir ya. saniye. Meydan arıyorum ben şimdi. Ne otoparkı? Otoparkta oralar. Ya hiç öyle otopark değil. Otoparktı, Sen burada yaşamadığın Beyazıt için bilmiyorsun. Meydana. Ya neresi Peki, otoparktı? Ben orada ya, okudum. Benim iş, or yerim or benim iş yerim oradaydı ya. Senin ne alakası de or var? Orayı kullanıyor insanlar. Abi bak geldim, insan, esnafa da soruyorum. Ya diyorum ki burada meydan, bildiğin park. Bak Bakırköy'de parke taşları değişmiş. Geçen Bülent Kerimoğlu benim konumdu TGRT Haber'de. Meydanı anlattı bir program söz. Hatta şikayet ettim. Ya dedim o havasını kaybetti Bakırköy çok güzel. O İBB'nin olduğu Şimdi için o, bizle alakası ya. yok dedi. Dolayısıyla yani böyle hizmet, yapma. Zaten böyle bir şey olsa bakın. Bunlar olsa Sayın İmamoğlu şu an ister tek başına gitsin ister 5 kişiyle %50'yi bulurdu. Yani yarının bir fazlasını alırdı. Ama şu an nedir? 41-42. Kazanma şansı hala var mı? Var. Eyvallah. Bir şey demiyorum. Dolayısıyla bu tartışma programlarına değer devam edilirse e, Sayın İmamoğlu'na biraz iyi gazetecilik yapılırsa zaten anlatamayacak. Ha o anne kart sıkıştığında anne kart diyecek. Bilmem. Hani toplu taşıma öğretmenlere bedava olacaktı? Burada sizin yayınızda söyledi 2019'da. Hani Ev hanımlarına bedava olacaktı. Peki. Doğru, bir şey daha bitmiyor. Şey, AK, daha gelip AK Parti'nin handikabı ne? Şimdi bunu söylemiyor diyor. AK Parti'nin bu seçimlerde benim kestiremediğim, yani bu Anadolu'yu yine alacak. Belki bir iki yeri kaybedebilir yeniden Refah Partisi'ne. Oyu düşebilir. Bunun sebebi de hayat pahalı ve emekliler. Hayat pahalı ve emekliler meselesi olmasa AK Parti İstanbul'u çok rahat şu an şey, garantiler. Ve biz bir şey konuşmazdık. Emekliler bir fatura çıkaracak o kesin. Ama bu tür mesela hep söylüyorum 60 aldığı yer 52'ye düşebilir. 65 aldığı yer 55'e ye düşebilir. AK Parti sendikabı bu. Hayat pahalılığı devam ediyor. En düşük emekli maaşı artık Anadolu'da da yetmiyor. Bakın açık yüreklilikle bunları söylüyorum. AK Parti'nin sendikabı AK Parti'nin rakibi CHP değil. AK Parti'nin rakibi hiçbir zaman CHP olmadı. AK Parti 2019'u kendi hatalarından kaybetti. Ankara'da 2019'da yanlış adayı gösterdi. Kendi içindeki kavgalara tutuştu. Yani demin Osman Bey'in dediği gibi Kadir Bey zamanında İstanbul'daki hizmetler yani CHP'li o, o tartışılmadı ki. Zaten muhteşem hizmetler vardı. Ama e, kötü görevin alınması yanlış olduğunu gördük. Yani o izah edilemedi. Bunları kabul etmek lazım. Ama yani CHP'li... Ya ben için... şunu anlamıyorum Cem Küçük. Muhteşem hizmetler vardı diyorsun. Çok affedersin. Yani bir, hani araya gireyim bir soru sorayım. AK Parti muhteşem hizmetler yaptı diyorsun. Kadir Bey zamanında... Evet 4. evet. Bunu CHP'ler de yani, kabul ediyor. 94'ten bir de, tamam 94'ten 2019'a kadar muhteşem hizmetler yaptı AK Parti diyorsun, Doğru mu? Evet. Doğru mu anladım? İstanbul'da. Evet. Peki İstanbul neden bu kadar perişan halde? İstanbul bu kadar perişan ya, halde. AK Parti'nin 25, Parti 25 yılda AK Parti'nin 25 yılda AK Parti'nin 25 yılda düzeltmediğini bozduğunu. Bak onu. söyleyeyim. İşgalleri evet, çok açık bak, söyleyeyim. işgalleri, su baskınları. Bir şey söyleyeyim. E, bak kıyıların işgalleri. Bey. Efendim şey metro, bak, çok dürüst, metrosuzluğu, dürüstçe cevap verip kapatıyorum. Ekrem İmamoğlu'ndan 5 yılda Süre Ekrem'de azalıyor diğer konuklara da geçilecek. Soru İlkübet anlaşıldı. Gel alalım. Diğer büyük met. Büyük met engelliyor. Bana Ankara'yı soruyor. 2015'te yapamadığını Arkadaşlarımız yaşıyor. Büyüklerimiz, kardeşlerimiz neyse. Ben Ankara'yı bilmiyorum. Bana sorun ben anlatamam. 5 10 tane yer biliyorum. Ama orada yaşamadığım için ruhu da havayı da bilmiyorum. Ama burada yaşıyorum. Her yere gidiyorum, görüyorum. Burada 2010 bakın trafik 2019'a kadar sabah ve akşam olur. Gündüz her yere giderdiniz. Şimdi 24 saat trafik var. Toplu taşıma ya geçmiyor. bir saniye. Aşkına. Ve Cem su Küçük. baskını deniyor. Cem Bakın. Ya Cem Küçük. Ya Su baskını ya, oluyor. rica var Ya. Burada yaşamadıklarını gösteriyor. Ben İstanbul'da, Cem Küçük ben İstanbul'da 2015'lerde, 2016'larda ya. 2016 ya. Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan cevap Çubuklu'ya, Ya, cevap geliyor. yani bireyim. şeye, karşıya, Beykoz tarafa 3,5-4 saatte Şaban gittiğimi hatırlıyorum ya. Anlatamıyorum. Kendi arabamla. Akşam 5-8 hep trafik vardı. AK zamanında da Sabah da. AK zamanında trafik o hele Hayır, en parlak dönemlerde muhteşem. Yani söyleyeyim. o çok... Yemekten e, çıktık. Gecenin 23'ünde. Milyonlarca girdi e. trafiğe ama metrobüsler yapıldı. Metro hatları, otobüsler, yollar. Zaten e. AK e. o yüzden e. kazandı. Dur. E. sanki Biz böyle İstanbul'da konuşuldu. su baskını yok. Başka son bunları. 3 yılda, 2 yılda su baskını olan yerleri söyleyin. söyleyeyim. Eminönü, yılı, Başakşehir, Arnavutköy, Bağcıların bazı yer... Bazı yer ana, erte, ana arterler belediyenindir. Hayır. Mesela diyor ya bu en az 7-8 kere su baskını oldu. Buralarda hatta yok, biz yok. yayındaydık. Bak senin yayınındaydık. Bir saat uzayacaktı. Fırtına oldu. Yollar taştı bilmem ne. Sel oldu. Yayını durdurduk. Cem Atılan, birkaç yerde hala biz, sorun yine, var. Biz, biz, Ama düzeltildi. 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 Eminönü de daha Düzeltilmedi. Yani, düzeltildi canım. Bu, bu sen burada yaşamadığın ya. için gene. Ben, sana, ben sen, burada yazıyorum. Sen, sen sana verilenleri söylüyorsun. Sana Hayır, sen, ben İstanbul'u sana gezdireyim. Ben İstanbul'u sana gezdireyim. Gezelim. Gezelim. Bak. bakın. Peki, AK Parti emekli ki meydanlar yapılmış emekleri, yani bir kere onu söyledin ama değişmiş. sen beğenmiyorsun. Ya bak, sana bak, beğendiremiyoruz. <laughs> Namus var <laughs> mübarek, mübarek gün namusuna. Yapılmış Mübarek gün oruçluyoruz yani. Parke taşı dışında bir gram metro açı şey meydan yapılmamış. Parkeleri değişmiş. Bak ya. bak değişmiş. Sen e, Bakırköy'de şöyle biraz da rayların paralelinde ya, biraz. Ya yapma. yapma. Ben bir orada yaşıyorum. Ya bir ben kilometre yaşıyorum. bu Ya yürü bak benim yaşadı bak ben, benim yaşadığım yeri bana söylüyorsun ya. Me sadece yaşadığım değil yeri, bak. meydanın devamı olan... Bakırköy halkı İmamoğlu'na oy verir CHP'ye saygı duyuyorum. Ama oralara bunlar yapıldı demek hem komik hem o insanlara hakaret... Sana de, Hayır ya, Yapmış ya, bir şey de sana beğendiriyor. Ya parkesini değiştirmiş. Meydan de aynı tamam meydan ya. ya. Bak şurası bir meydan <laughs> tamam mı? Buranın ya meydanı orada yıkılan, yapmış. Adam orada yıkılan kafeleri de mi gördün? Ya, ya nereye yıkmış? Daha yıkıl... Evet. Ya Hangi kafeyi yıkmış? Yıkılan kafeler var, Genişletilen Ya aynı meydan Tren boyunca, ya, bir o şey tren rayları boyunca ya, Tren boyunca, aşkına. Oralarda zaten arkalarda Seni kafe, daha kafe, daha kafe yoktu. Ya. Ben orada yaşıyorum diyorum sana hala diyorsun ki nerede meydana kafe vardı da yaptı ya. Nereyi genişletti ben dün orada Ya yaşadım. şimdi hala orada bir kafe var ya onun sandığı... Hangi kafe ya, ya bırak Allah var. aşkına ben 20 bin Neyse, yıldır bu tamam, civardayım. Peki, Aynı yok, yok. meydan duruyor bak. Tamam, tamam. Görmediğin yeri görmüş gibi söylüyorsun. Ya ben oradayım yaşıyorum ya, ya Allah Allah. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya bari doğru bak. Bak dürüst olmak lazım. Me ...meydan aynı meydan genişlese ben derim ki... ...hakikaten ya bir de genişleyecek yer yok ki orada... ...genişleyeceği yer belli zaten... ...ama bak sana diyorum... ...şöyle biraz rayların... ...ya bir ray kilometre, dediğin Marmara'yı diyorsun... ...yeşil köye doğru olan yeri diyorsun... Diyor. ...orası zaten yürü dar zaten yol... Diyorum ...ya orası bana. dar yol nereye meydan açılacak... Ya, ...orası dar bir yol minibüs hattı orası... Ya bir önceki ya, fotoğrafı, bir koy, duruyor bir sonraki da. fotoğrafı koy yani. ya. Yahu, Ya mini minibüs hattı duruyor ya, da nasıl insaf gelişecek ya, ya. insaf. Ha, ya sen yine tamam, tamam Sen beğenemedin. Şimdi ya, o zaman şöyle, Sayın Osman yeri. Sert. Biliyorum. Yani. Ankara'ya döneceğim sonra İstanbul'a e, dönüp e, bitireceğim İstanbul'da. İhsan Bey ve Turgay Bey'e. Sayın Osman Sert. bu performansların, performansların şu son günlerde yaşananların, adayların performanslarının seçime etkisine konuştuğumuz... Ya değerlendirdiğimiz e, bu bölümde bundan sonraki olası performansının seçime ne kadar etkileyeceği kısmını konuşuyoruz. Şöyle bir ortalama e, çıktı. Katılır mısınız? E, Ekrem İmamoğlu 5 yılının konuşulduğu, tartışıldığı ortamlarla yani 2019 vaatleriyle 5 yıllık pratiğinin kıyaslandığı şartlarda aslında bu sürecin ...ilk ayak takılmasını yaşadı psikolojik üstünlük meselesinde denge bir e, sarsıldı diye bir analiz var Ekrem İmamoğlu için. Bundan önce de Murat Kurum için vardı Murat Kurum'un çok e, aksiyoner olmadığı e, işte gaflardan işte e, çeşitli platformlardaki e, davranışlarından kaynaklı e, hani güçlü bir e, lider ve aday imajı yok diye konuşulurken geçtiğimiz haftalarda şimdi tam tersi bir tartışma başladı ve bunun bütün şeyi sorumlusu da adayların kendi performansı. Hakeza işte Ankara'da Sayın Altınok veya Mansur Yavaş'ın performansları, İzmir'de Hamza Dağ'ın kampanyası vesaire. Ne diyorsunuz? Bu performansları bir kere nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iki haftaya etkisi nasıl olacak? Hangi adayda hangi potansiyeli görüyorsunuz? Öncelikle ben de seçmenin önemli bir bölümünün kararını verdiğini düşünüyorum. Hmm. Yani bu kadar yaklaşmışken, 15 gün kalmışken insanlar iyi kötü nereye oy vereceğini biliyorlar. Kararsız olan bir seçmen kitlesi var. Fakat bu seçmen kitlesi de sonucu ne kadar etkiler onu bilmiyorum. Ama bir trend var ortada. Bu kararsız seçmen eğer kararını değiştirirse muhtemelen bu trend lehine kararını değiştirecektir. Kolay örnek olduğu için Ankara'dan hareket edeyim. Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanacağı ve hatırı sayılır bir şekilde kazanacağına dair genel bir algı var. Dolayısıyla Ankara seçmeninin kararsızları eğer kararını değiştirirse bunun Mansur Yavaş lehine olmasını beklerim. Genel trend olarak söylüyorum. Bu da İstanbul'da da diğer illerde de bundan son atıyorum bir aydır başlamış olan trendin kararsızları da etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu trendi tersine çevirebilecek, kazanmakta olan adayın kaybetmesine sebep olabilecek kadar dramatik bir kırılmanın önümüzdeki günlerde yaşanmasını çok kolay görmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani i̇ş iş adayları açtı diyorsunuz. Bundan aday performansını aştı. Adayları aştı değil, adaylar da bunu sağladı. Yani Hı. son bu trendlerin oluşmasını sağlayan da adayların kendileri. Dolayısıyla bu trendle durup dururken ortaya çıkmadı. Bir ay önce ne tartışıyorduk? Özellikle İstanbul için konuşalım. Bir ay önce baktığımda açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun işi bana çok zor gözüküyordu. Çünkü bu ekranlarda tartıştığımız Dem Parti ne yapacak, onun adayına kadar oy alır, Zafer Partisi ne yapacak, İyi Parti ne kadar bölebilir vesaireyi konuşuyorduk. Şurada 11'den beri bu saate kadar tartıştığımızda İmamoğlu kazanır mı kazanmaz mı diye tartışıyoruz. Bu bile aslında o başta geldiğimiz nokta, olduğumuz noktadan buraya geldiğimizde psikolojinin nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Aslında Ekrem İmamoğlu biraz Tayyip Erdoğan'a benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere yaklaşırken ne kadar hata yaparsa yapsın Seçim takvimi başladığında bir seçim makinesi çalışmaya başlıyor. Meydanlarda, mitinglerde konuşmalarıyla, artikülasyonuyla karşı tarafa hedef alması çok ciddi bir performans gösteriyor. Ve aslında Ekrem İmamoğlu da bu bağlamda biraz e, Sayın Erdoğan'a benziyor. 2023 seçimlerini düşünelim. Sayın Erdoğan, e, Açılışlarla icraatlarla tok otomobilini kaç defa gündeme getirdi ve bununla da seçim kazandı. İmamoğlu da muhtemelen bir sürü açılışı, doğrudur yanlıştır tartışmasına girmiyorum. Ben bir süreç analizi yapıyorum. Seçime yaklaşırken ki döneme bırakıp buradan bir icraatçı bir profil çıkartmayı aslına bakarsanız başardı. Burada İmamoğlu'nun avantajı ne oldu? Murat Kurum'un beklenen performansı gösterememiş olması. Bu da ister istemez eee İmamoğlu lehine bir e, açı üretti. Yani programın en başında söylediğimi e, tekrarlamak gerekirse 1994'te Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan adaydı. Sonraki süreçte birçok aday geldi. Kadir Topbaş gibi bir aday vardı. Bugün İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum var. Yani İmamoğlu ile Kurum'u karşılaştırmayı bir kenara bırakalım. Murat Kurum'la daha önceki AK Parti belediye başkanlarını tartıştı, karşılaştıralım. Bu bize bir fotoğraf verecektir. İlk başta bu tura başlarken sorduğunuz sorulardan peki önümüzdeki dönemde ne etkileyecektir? Bir kere ben geçmişin etkisinin çok fazla olacağı kanaatinde değilim. Aslında AK Parti'nin de bunu biraz görmesi gerekiyor. AK Parti gerek İstanbul'da 94'ten sonraki başarılı belediye icraatlarıyla ya da ulusal iktidarda, merkezi iktidarda özellikle de ilk 15 gün 15 yılda yaptıklarıyla kendisini öne çıkartmaya çalışıyor. Ama nesil değişiyor. Yani bir örnek vereyim 2015'te AK Parti'nin reklam kampanyasındaki afişlerden birisi şuydu. Orta yaşlı bir beyefendi "Artık ilacımı eczaneden alıyorum." diyordu. Altına bir genç yazmış. "Nasıl yani? Nalburdan mı alacaktık?" diyor. Gençler çünkü hatırlamıyorlar onu. Evet bir hatırlıyoruz işte SGK'dan alınırdı vesaire ama bunlar geçti. Bugüne dair icraatlarla AK Parti'nin kazanması mümkün. Bunun örneğine bir önceki seçimde TCG Anadolu bugüne dair bir şeydi AK Parti'nin söylediği. İstanbul'da Boğaz'ı demirledi ve bu insanları AK Parti'nin performansını gösterdi. O yüzden AK Parti bugün ne yapıyor bunu anlatabilmesi lazım. Burada da mesele ekonomiye geliyor. Biz programın başında uzun uzun metroları tartıştık. Soru şu. İstanbul seçmeni oy verirken Metroda kim daha uzun metro yaptı bu mu etkileyecek? Yoksa sayısı milyonları bulan emeklilerin içinde bulunduğu durum mu oy verme davranışını daha fazla etkileyecek? Ya da ekonomide asgari ücretlinin geldiği nokta mı etkileyecek? Bizim araştırmalarımızda her zaman gördüğümüz bir şey var Eren Bey. 18-34 yaş arasındaki insanlarda AK Parti'nin oy alma oranı düşük. 34-55 yaş arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konudaki desteği, AK Parti'nin oy oranı her zaman göreceli olarak daha yüksek. %50'nin üzerine çıkmayabilir ama daha fazla. Neden? 34-55 yaş arasındaki insanların siyasi bilinçleri AK Parti'nin 2002'den 2015'e kadar, 2016'ya kadar yaptıklarıyla şekillendi. Ve öyle bir siyasi aidiyet bilinci gelişti. Fakat daha sonra doğanlar, daha sonra siyasi bilinçlenmesi gerçekleşenlere AK Parti o dönemki kadar yüksek bir mesaj vermeyi başaramıyor. Dolayısıyla ben bugün ne yaptığı ve yapamadığının daha etkili olacağını düşünüyorum. Diğer maddeler seçim matematikleri. İyi Parti CHP'ye kaybettirecek. İyi parti Balıkesir'de CHP'ye kaybettirecek, İstanbul'da ilçelerde kaybettirecek, Eyüp'te bahsettik, İyi Partili bir aday var daha önce yine orada adaydı. Bunlar kaybettirecek. İyi Parti'nin CHP aleyhine bir dinamik üretmesi söz konusu. Yeniden Refah Partisi de AK Parti'ye kaybettirecek. Bazı ilçelerde, bazı illerde kaybettirmese bile kaybetmeye yaklaştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Fatih Erbakan'ı Malatya'da hedef aldı? Çünkü Yeniden Refah Partisi Malatya'da çok ciddi bir oy oranına ulaşıyor ve muhtemelen Veli babayla CHP adayıyla AK Parti adayısının arasındaki fark çok düşük olacak AK Parti kazanmış olsa bile. Dolayısıyla orada da yeniden Refah Partisi'nin bir etkisi var. Dem Parti'ye gelince Dem Parti'yi ikiye ayırmak lazım. Dem Parti seçmeni hep diyoruz siyasi bilinci yüksek bu bilincin yüksekliği her zaman gidip mutlaka Dem Parti'ye oy verecek anlamına gelmiyor. Bilekiz bu bilinç stratejik oy kullanma alışkanlığını beraberinde getiriyor. Eğer orada Dem Parti'nin kazanma ihtimali çok güçlüyse başka bir yere gitme ihtimali yok. O gidecek kendi partisine oy verecek. Ama Dem Parti kazanamayacaksa o zaman kimin kazanacağını ya da kimin kaybedeceğini belirleme gücü Dem ise buna göre hareket edeceğini düşünüyorum. Bu her zaman AK Parti aleyhine olmayabilir. Antalya'da olduğu gibi belki CHP aleyhine de bir dinamik üretebilir. Bunu da e, bence seçim gecesi tartışacağımız konulardan bir tanesi. Ne etkili olmayacak? Son dakika e, tartışmalarının çok etkili olacağını düşünmüyorum. İşte son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili işte bu paralar bir 2019'daki. Tekrar diyorum doğru mudur, yanlış mıdır, ahlaki midir, değil midir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama seçime çok az bir süre kala böyle bir e, gündem ortaya çıktığında seçmenin bunun üzerinden kanaatini değiştirmesi çok zor. 17-25'te Türkiye'de seçilmiş iktidara karşı emniyet ve yargının içerisinde örgütlenmiş bir şebeke yolsuzluk iddiası üzerinden bir operasyon yaptı. Ve insanlar o, o iddiaların doğru ya da yanlışlarını sorgulamadı. Bilakis tersine döndü ve Erdoğan meşruiyetini yeniden tazeledi. Dolayısıyla operasyon havası veren bu tür iddiaların ben seçmenin algısını arzu edildiği gibi şekillendireceği kanaatinde değilim. Kampanyaları konuştuk. Belki de en son Medya ve sosyal medya ile ilgili az önce konuşuldu birkaç cümle söylemek istiyorum. Bir tarafta Türkiye'de medyanın kontrol altında olduğu belli. Bu iki tarafta da aslında biraz söz konusu ama özellikle de devlet kaynaklarıyla fonlanan özellikle de kamu yayıncılığını düşündüğümüzde iktidarın bu yayın organları üzerinde bugüne kadar görünmemiş bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Fakat ben bunların iktidar ya da muhalefet doğru ve ikna edici söylem üreten tarafın kazanmasını engellemeye yetmediği kanaatindeyim. Sosyal medya son derece önemli. İnsanlar hangi adayı duymak istiyorlarsa onu duyma imkanlarına sahipler. Dolayısıyla bir tarafta Türkiye'de çok ciddi bir hani serbest ve özgür seçimler deniliyor. Türkiye'de ne kadar seçmen süreci, seçim süreci kampanyaları özgür tartışılır. Fakat seçmenini ikna edebilecek söylem üreten, performans ortaya koyan ve sahici olan aday her ne taraftan olursa olsun ben bunun medya üzerinde şekillenen kutuplaşmayla engellenemeyeceğini e, toplumun bu konuda algılarının duyargılarının açık olduğu kanaatindeyim. Peki teşekkür ediyorum. Şaban Sevinç bu konuda son bir sözünüz varsa size de teşekkür edeceğim. Onu alacağım ve İstanbul'a dönüp e, kapatacağım. Evet, evet Kısa son bir sözünüz varsa varsa tartışmaya girdiniz evet. Buyurun. Ben de katılıyorum yani Osman Sert çok değerli bilgiler verdi hakikaten. Yani seçmenin yani yüzde 95-96 oranında kararını verdiğini özellikle İstanbul'da ve diğer diğer yerlerde de, tabii tabi İstanbul üzerinden konuşulduğu için yoğunlukla İstanbul diyoruz. Ee, belki yani yüzde 1-2'lik bir seçmenin hani kararsız mı kalsam ya da şu kişiye mi oy versem diye böyle bir e, tereddüt içinde olduğunu görüyoruz. Yani sahada da görüyoruz bunu. Ee, i̇şte Dolayısıyla hani bugün seçim bugün yapılmış olsa aslında sonuç belli. Ama 15 gün sonra yapılacak. 15 gün sonraki seçimde de aynı sonuç çıkacak. Yani bugün var olan insanların kafasında sonuçlar işte 15 gün sonra yapılacak seçimde yazacak. Peki. Tabii ülkenin içinde bulunduğu durum, bu ekonomik kriz, özellikle emekliler, yüksek kiralar, işte konut sorunu gibi sorunların e, insanların kararında belirleyici olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Size katılıyor musunuz? En azından şu kısmına aslında seçim bugün olsa yani sandıklar yarın akşam açılsa çıkacak sonuçla iki hafta sonra pazar günü sandıklar açıldığında çıkacak sonuç üç aşağı beş yukarı aynı olacak. Bu iki hafta içerisinde adayların göstereceği performans hani öyle şapkadan pek de tavşan çıkartacak bir durum olmaz analizine katılıyor musunuz? Yani şöyle bu iddiayı doğrulayan da yanlışlayan da elimizde veriler var. Mesela şeyde 2015 seçimlerinde 1 Kasım'da biz 20 gün önce sağdan çekilmiştik ve şu ifadeyi kullanmıştık. Ya işte bugün AK Parti'nin o %45 20 günde ne değişir ki diye bir şey kullandık ve bizim kuruluşumuzdan bugüne yani en hatalı sonucumuz oldu. En iyi ikinci bilendik ama nihayetinde 4 puan yanıldık. Yani o şeyde o son AK Parti 1 Kasım'da öyle bir rüzgar oluşturdu ki her gün üzerine koyarak gitti. 49,5 aldı. Mesela bu şeyi bu tezi doğruluyor ama genelde şöyle seçime 15-20 gün kala kararsızların sayısı böyle 6-8 oranına kadar düşüyor. İnsanlar son bir haftada kararını veriyor. O da bir kısmı da sandık başında veriyor. Zaten bir de Türkiye'de kararsız seçmen önceden o, o kadar abartılıyorduk. İşte genel seçimde diyorlardı ki kararsızlar birinci parti oldu. Ben diyorum gelin bakkal hesabı yapalım. AK Parti'nin oyunu koyun, CHP'nin koyun. Hede şeyin mesela HDP'nin oyu çok sabit onu koyun. E zaten kararsızlar büyük parti olamıyor. Yine 10 işte 15 arası bir rakama gidiyor. Şimdi hali hazırda bizim yaptığımız verilerde %8'lik, 7'lik yerine göre değişmek kaydı şey var. Bu neye etkiler? Mesela diyelim ki bir şeyde, ilçede ya da ilde bir partinin o %5-10'daysa öndeyse zaten son bir haftada değişmez ama başa baş bir puan önde, bir puan geride hata payıyla yarıştıracak yerlerde bu son 15 günün etkisi olur. Bir de şöyle yani İstanbul'da... Yani şöyle mi o zaman? Yani şu 15 gün içerisinde herhangi bir ilde, ilçede herhangi bir adayın yanlışına karşı seçmen hoşgörülü doğrusuna karşı da duyarsız mı kalır? Yani şöyle bence çok da o kadar değil. Mesela özellikle de bu hafta İmamoğlu'nun o üst üste kırdı. Yani şöyle düşünün şimdi bir başkanın demeçleri o insanların hayatını ilgilendiriyor. Ya yani insanlar sabahleyin trafikte yaşıyorlar, deprem korkusu yaşıyorlar. Şimdi şöyledir, insanlar oy verirken neyi düşünür? Benim elbette ki yani şeyde memleketin ekonomik sorunları, emekliler mesela bir sürü konu var ama şunu oy verirken düşünür, benim başkanım beni düşünür, şehrini düşünür, ülkesini düşünür, icraatını düşünür ve ona göre bir karar verir. Ama şöyle üst üste iki 3 programda bir başkan, kendi işine duyarsızsa, kendi kendisine duyarsa ben bunun etki etmeyeceğine dair bir kanat olduğunu da düşünmüyorum. Zaten programın başında da şunu söyledim. Yani 10 gün önce daha çok İmamoğlu lehidi olan hava bu hafta şeyin lehine. Bir de bu şey meselesi. Ben geçtiğimiz hafta bir BBC'ye demeç verirken bir ifade kullandım. İmamoğlu'nun satın alma gücü diye. Hatta bu satın alma gücünü yarınki yazımda son cümle şöyle yaptım. Ne Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun aday gösterirken ne de AK Parti kendi içindeki lüzumsuz kayıkçı kavgalarından dolayı İstanbul'u İmamoğlu'na devrederken İmamoğlu'nun satın alma gücünün farkında değildi. Satın alma gücünü bilerek kullanıyorum. Bu şey de yani insanların önünde sayılan 15-20 milyon para çok şey bir para değil. Mesela diyelim ki buradaki iki kişinin arasında senle benim aramda olsa, Cem'le Şükrü Bey arasında olsa milletin umrunda olmaz ki. İki adam oturmuşlar, almışlar, vermişler. Fakat şimdi kişiler kamuyu temsil eden kişiler. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin şey genel müdürü, onun danışmanı işte sarı şeyde özellikle Boğaz içinde imar konularıyla ilgili şey yapan adam insanlar buna şöyle bakıyorlar. Acaba bu kamu kaynaklarından mı çarşır edildi? Ben işte o BBC konuşurken demiyor Türkiye'de çok kibarca bir şey kullanılıyor. Siyasetin finansmanı. Aslında bu siyasetin finansmanı denen zıkkım siyasileri de siyaseti de çürüten bir şey. Buna yeni anayasada acilen çözüm bulunması Peki. lazım. Ne merkezi hükümet ne A partisinde B Partisi'nde hiçbir ilin mali kaynakları bir kişinin keyfi tasarrufunda olmamalı ve hukuk denetiminin hem iktidar için hem muhalefet için çok keskin olması lazım. Süremiz doldu. Bu başlığı sizle açtık. Sizin de şöyle bir dakika <laughs> Şöyle hızlıca Kapatayım. toparlayayım Aslında ya son dönemdeki performans kararsız olarak nitelendirilen seçmenleri etkilemedi. Önemlidir. Nihayetinde özellikle muhalefette yakın isimler, gazetecilere baktığımızda ya da entelektüellere İmamoğlu'nun bu sorunlu performansını kamuoyunda tahkim eden ekran performansına ilişkin eleştiriler var ve hatta ekranlara çıkmamasının İmamoğlu açısından olumlu netice getireceğine dair de söylemler var. Şimdi İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle mutlak surette her karede eşit ve birbiriyle mücadele eden aktörler olarak konumlandırmanın çok rasyonel olmadığı kanaatindeyim. Nedeni de şu, Erdoğan 94'ten bu yana siyasette bütün toplumsal kesimleri etki eden, onların hayatında değişiklikleri mümkün kılan bir aktör olarak organik bir siyaset yapıyor. İmamoğlu ise 2019'dan bu yana farklı yönleriyle tartıştığımız bir aktör olarak aslında daha çok toplumsal algıyı inşa etmeye dönük ama bu algının toplumsal ve siyasal gerçeklikle örtüşmeyen tarafında yer alıyor. Onun için İmamoğlu açısından son dönemdeki bu rüzgarın ben tersine döndüğü kanaatindeyim. Son iki cümlede özellikle yeniden refahın AK Parti'ye bir alternatif olduğuna dair muhalefette oluşan söylemin çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanının başta verdiğiniz Tabii. o konuşmasındaki ifadesinde çok dikkat çekilmesi gereken bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben yeniden refah daha dolaylı olarak ifade ettiği saadet, deva ve gelecek seçmenine elitleri paranteze alarak sesleniyorum. Onlarla bir karşılık kurabiliyorum. Bu belki saadet için bugün çok mümkün olmayabilir. Çünkü 2019'dan bu yana saadetin Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı oradaki seçmen kitleyi de Erdoğan aleyhine mobilize edebildi ama yeniden refahta bu makas açılmadı ve yeniden refah seçmeni bugün Erdoğan'la duygusal bir özdeşlik kurabilir ve elitlere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği adayı onaylayabilir. Şunu da unutmayalım. Millet İttifakı ve elitlerin pazarlığına vurgu yapması Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'ye alternatif olarak görülen ve AK Parti içerisinden çıkan deva gelecekin bugünkü siyasette karşılığı ney? Ve aynı şekilde 2019'dan bu yana AK Parti'ye muhalefetiyle ön plana çıkan, ayrışan Saadet Partisi'nin siyasetteki temsil ve karşılığı ne? Ya da Türkiye'nin geleceği açısından nasıl anlamlı bir karşılık üretebilirler? Onun için hem kurumun hem Erdoğan'ın bölen olmamaları yönünde yeniden refaha doğrudan yaptığı çağrı bence önemli. Eğer yeniden refah Erdoğan sonrası bir alternatif olacaksa geniş kitlelerde ve muhafazakarları temel alan, eksen alan bir siyaset üreteceklerse bugün bölen olmamaları ile ilgili kendilerine yapılan çağrı anlamlı. Peki. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya teşekkür ediyorum. Ee, İhsan Aktaş teşekkür ediyorum. Ama bakın Ekrem İmamoğlu satın alma gücünden söz ediliyor ve hiçbir şey demeyeceğiz öyle mi? Buyurun oradaki yani bu, bu itirazınızı. kısaca söyleyin kapatalım. Ayrıca da satın alma gücü evet yürekleri satın alma gücü var ama öbürünü karıştırmayalım. Yani bu ülkede bakanlar kendi bakanlıklarında İhaleleri kendilerine verdiler. Onları bildikleri için herkes öyle sanıyor bazıları. Peki. Küçük Şahin teşekkür ediyorum. İtirazınızı kapattınız. Cem Küçük teşekkür ediyorum. Ankara'da Osman Sert ve Şaban Sevinç teşekkür ediyorum. Katılınız ve katkınız için. Sizlere izlediğiniz için çalışma arkadaşlarımın, ekip arkadaşlarımın tamamına da emekli için teşekkür ediyorum. Haftaya gerçek bir tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.